Herkese selamlar. Bugün Cloud Session'ında birlikteyiz. Birbirinden değerli konuşmacılarımız var. Onlarla birlikte önce bir panelimiz, sonrasında konuşmalarla devam edecek. Ben minik bir giriş yapmak istiyorum ilk başta. Sonrasında da konuşmacılarımızı tanıtıp oradan da esas soru cevap kısmına geçeceğiz. Şimdi özellikle Cloud ve Covid döneminde hepimiz kendi adıma konuşacak olursam evde kaldığımda biraz daha böyle merak ettiğim sistemleri, o sistemlerin nasıl çalıştığını, altyapısının nasıl olduğunu veya bunu nasıl yapıyorlar dediğim soruların cevaplarını aramaya çalıştım. Burada da günlük hayatımda özellikle Covid döneminde daha çok kullandığım yapılar üzerine ilerlemeye çalıştım. Bu gördüğünüz bir Dead Star projesi. Aslında hali hazırda bir görece basit bir süreci var diye düşündüğümüz e-ticaret şirketinin, bir e-ticaret şirketinin arkasındaki mikroservis planlarını gösteriyor. Ve ne kadar komplike bir yapı olduğunu sunuyor bize. Sonrasında baktığımda günlük olarak hepimiz muhtemelen Netflix veya benzeri kanallara giriyoruz. Burada şeyi düşündüğümde, yani yeni bir yayın geldiğinde bunu nasıl yayınlıyorlar, nasıl kullanıcı davranışları bu kadar çok yoğun analiz ediyorlar diye düşünmeye başladım kendi kendime ve orada Drive to Survive diye bir belgeseller var, belki izleyenler bilir. Formula 1 üzerine bir belgesel. Formula 1 dediğimiz şey de artık zaman o kadar değerli ki bırakın bir saniyeyi, milisaniye mertebesinde dünya şampiyonu olmadığınız belli oluyor. Ve bunların arkasında nasıl analizler yapıyorlar iklimde? İşte milyonlarca data point'i alınıp işlenip gerçek zamanlı prediction'lar yapılıp onun üzerinden de pilotların ve takımların yönlendirildiği, bütün stratejilerin onun üzerine ilerlediği bir yapı karşıma çıkıyor. Sonrasında dedim ki Uber nasıl yapıyor acaba bu işi? Özellikle ülkemizde yok ama yurt dışına çıkan hemen hemen herkes çok yoğunlukla kullanmıştır. Bu Uber'in Londra'daki bir yoğunluk haritası veya baktığınızda Uber şu anda dünyanın en yüksek değerlemeye sahip startup'ı. Başka bir konuya baktığımda, ikinci startup'a baktığımdaysa Airbnb bunu nasıl yapıyor? Çünkü scale'i inanılmaz yüksek. Kendimi hep şeyde düşünüyorum. Teknoloji departmanında olsam ben nasıl bir mimari kurmalıyım ki bu düzgün çalışsın veya nasıl bir mimari kurmalıyım ki düşük maliyetli olsun? Ama baktığınızda biraz önceki startup'lardan evet Netflix veya Formula 1'in tüketimi artmışken Covid döneminde tam tersi Uber ve Airbnb'de de inanılmaz bir düşüş oldu. Yani bu kadar yüksek ivmelenirken hem yöneticiler bizlerden bunun sorunsuz bir şekilde çalışmasını istiyor. Hem de sonrasında da düştüğü zaman da gene sorunsuz bir şekilde ve minimum maliyetle eforlarının karşılanmasını istiyor ki Airbnb'nin şu anda yaşadığı en büyük sıkıntılardan birisi de bu. Bu baktığımız, biraz önce konuştuğum bütün kuruluşlara baktığımda hepsinde aslında üç tane temel yapıda artış ve bir tanesinde de azalma istiyor. Deniyor ki kostlar her zaman düşsün. Veri analitiğinde de, süreç tasarımında da, IT süreçlerinde de. Ama verimlilik, kalite ve hız her zaman artsın. Bu nasıl olabilir diye baktığımda biraz önce bahsettiğim bütün şirketlerin neredeyse sıfır on-prem sunucularla tamamen cloud computing üzerinde koştuklarını ve bunlara göre bir mimari geliştirdiklerini fark ettim. Şu anda halihazırda çalıştığım şirkette de biz %100 cloud computing üzerine işler yapıyoruz. Bu böyle bir giriş yaptıktan sonra aslında ilk panelimize bahsedecek olursak Buluta Yolculuk isimli panelde Levent Kızıltan Bey, Eczacıbaşı Bilişim'in yönetim kurulu üyesi, Arslan Arslan Bey, Logo Yazılım Çözümleri Perakende Çözümleri Müdürü, Genel Müdürü, Aydın Bey, Robusta'nın hem yatırımcısı hem de yönetim kurulu üyesi ve güvenlik tarafında da CyberWise'ın yönetim kurulu üyesi ve genel müdürü Aret Bey ile görüş panelimize başlatacağız. Ben burada olabildiğince ilk başta sorular üzerine gidip sonrasında vakit kalırsa da hem panelden gelecek, chatten gelecek soruları hem de hazırladığımız diğer sorularla konuşmak istiyorum. Şimdi önce Levent Bey'e ben sorumu sormak istiyorum. Levent Bey, baktığımızda şimdi şirketlerin yaşamış olduğu sorunlara baktığımızda bunların en başında dijitalleşme ile ilgili ciddi bir problem var. Biz orada çok efor sarf ediyoruz. Ama bunun
Bir benzeri de aslında cloud'a geçiş sürecinde var. Cloud computing'in kullanım süreçlerinde var ve burada küçük ve orta ölçekli şirketlere baktığımızda bile bu geçiş evresi çok kanlıyken eczacıbaşı gibi onlarca farklı sektörde çok büyük ölçekli şirketlerde bu süreç nasıl oluyor, nasıl işliyor? Birazcık bu konuyla ilgili size soru sormak istiyorum. Teşekkür ederim. Seminere katılmak için ilk defa böyle bir ortamdan ve bulut sistemleri üzerinden haberleşiyoruz. O yüzden benim de ilk deneyimim. Eğer sürçülisan edersem affetmenizi rica ederim. Aşağı yukarı çok uzun yıllara denk düşen bir teknoloji yolculuğu içerisinde teknolojinin değişik evrelerini birlikte yaşadık. Bu birlikte yaşadığımız evreler ilk bilgisayarların olduğu tarihlerden bu yana, hiç de merak etmeyin böyle dünya bir toz bulutuydu falan diye oralara gitmeyeceğim ama en azından şöyle bir gerçek var. Biz bilişimciler olarak mainframe dünyası bilişimcileri şeklinde hayata başladık. Yani ortada kocaman sistemler vardı. Bu kocaman sistemlere bağlı terminaller ve herkes o büyük sistemler üzerindeki uygulamalardan yararlanıyordu. Sonra tabii ki istemci sunucu teknolojileri, değişen yazılım teknolojileri, arkasından sadece yazılımlarla ilgili olarak değil, donanımlarla ilgili karşımıza çıkan internetin hayatımızın içerisine girmesi ve bununla beraber gelen değişik teknoloji imkanları bizleri farklı teknoloji arayışlarına doğru yöneltti. Ve bu arada tabii ki sadece bu teknolojiler ve yazılımlar tarafında değil, servis tarafında da değişikliklerin olduğunu görmeye başladık. Eskiden her şeyin içeride yapıldığı bilişim organizasyonları bazı hizmetleri dışarıdaki dış kaynak hizmetlerine doğru taşımaya başladılar. Yani aslında değişik kaynakların, ki teknoloji kaynakları donanım ve yazılım olarak veya insan kaynakları olarak dışarıdaki bu işi daha iyi yapabilen, daha iyi yapabildiği düşünülen ortamlardan yararlanma noktasına doğru konuyu taşımaya başladılar. Ve özellikle de son dönemde bulutla karşımıza çıkan böyle bir dışarıdaki kaynaklardan yararlanma döneminin daha da ağır, daha da baskın olduğu bir dönemi hissediyoruz. Şimdi burada tabii bulut deyince, bulutla ilgili olarak başından beri savunduğum birkaç tane şeyi de burada söylemek isterim. Bunlardan bir tanesi şu, biz hep o internetin şekline bakarak, değil mi, bizim şematik diyagramlarımızda bir böyle bulut olduğu için internet tanımında bulut sistemleri dedik, internetin bağlı olduğu her şeye bulut diyoruz. Ama tabii ki bulutun kendi içindeki tanımlarına, ayrımlarına çok fazla da değinmeden bu konuşmaları yapıyoruz. Nedir onlar? Bir kere tek bir bulut altyapısından bahsetmiyoruz. Yani bulut böyle her konuda bizim sorunlarımızı çözecek ama kendi içinde bunun katmanlarının olduğunu göz ardı edemeyiz. En aşağıdan başlayarak hardware ve altyapı tarafında donanımların ve network'ün olduğu bir model var, değil mi? Bunlara infrastructure diyoruz, altyapı diyoruz. Sonra bunların üzerinde veri tabanlarının, ara katman yazılımlarının çalıştığı bir yapı var. Bunlara infrastructure diyoruz, yani altyapı servisleri diyoruz. Sonra bunların üzerine uygulamalarımızı inşa ediyoruz. Uygulamalarımızın kendisini, bunlara da application as a service, uygulama hizmetleri diyoruz. Şimdi dolayısıyla buluttan yararlanmak deyince, buluttan bunların hangisinde yararlanacağız ve hangi müşteri katmanına, hangi müşteri segmentine bunların hangisi daha uygun diye bir kere bir tespit yapmak lazım. Bunlardan bir tanesi bu. İkincisi de yine müşteri segmentine göre, müşterinin teknolojiyi kullanma biçimine ve yoğunluğuna göre başka bir katman daha var göz önünde tutmamız gereken. O da şu tarafı. Bunlar içerideki bulut sistemleri mi? Yani biz infrastructure, platform, application dediğimiz şeyi içeride kendi veri merkezlerimizde mi kullanıyoruz? Yoksa tamamıyla dışarıda mı bu hizmetleri alıyoruz ve biz sadece bir kullanıcı mıyız? Kullanıcı olarak mı konuya yaklaşıyoruz? Veya bunların bir kombinasyonunu mu kullanıyoruz? Yani aslında hibrit dediğimiz bir başka uygulama modelini mi uygulamaya çalışıyoruz? Başka bir yaklaşım mı uyguluyoruz? Bütün bunları doğru değerlendirmeden bulutla ilgili olarak şunlar yapıldı, bunlar yapıldı demek çok da doğru değil. Biz Eczacıbaşı'nda bulutla ilgili altyapıları kullanıyoruz. Bulutla ilgili uygulamaları son dönemlerde kullanmaya başladığımız gibi. Ama buluta geçiş yolculuğunu biz her şey internetten olacak ama bunların hepsi dışarıda olacak diye yapılandırmadık.
yapılandırırken önce veri merkezlerinde konsolidasyonu öngördük. Veri merkezlerinde bu değişik şirketlerdeki, değişik yapılardaki modellerin bir arada çalışmasını sağlayacak bir veri merkezi konsolide altyapısı çıkardık. Burayı bir hizmet merkezine dönüştürdük. Şirketlerimizdeki teknolojiyi yönetmesi beklenen insanları, uygulamaları değil ve stratejiyi değil ama teknolojiyi yönetmesi beklenen insanları bir ortak noktaya topladık. Onların bu dağıtılmış hizmetleri tek bir noktadan verebilmesini sağlayacak bir çatı organizasyon kurduk. Ve sonra bu çatı organizasyonda da günün teknolojik gelişimlerine uygun bir şekilde teknoloji değişimlerini yapmaya başladık. Sanallaştırma ki bulutun ilk aşamalarından bir tanesidir. Sunucuların sanallaştırılması, fiziksel ortamdan daha farklı ortamlara taşınması, aynı fiziksel ortamın içerisine birden fazla sunucunun bulunması, instance dediğimiz yapıların aynı anda ama aynı sunucular üzerinde çalışabileceği düzenlerin kurulması gibi pek çok şeyi de bu şekilde yapılandırdık. Yani biz aslında altyapımızı belli bir zaman içerisinde yerinde bir bulut hizmetleri sağlayıcısına dönüştürmüş olduk. Ama buna hep şöyle dedik, biz bunları kendi kaynaklarımızla yöneteceğiz. Yani bunları yönetme konusunda biz hakim olacağız. Ama tabii ki zaman içerisinde bir takım uygulamalar vardı ki bunları da dışarıdaki kaynaklardan kullanmak gerekiyordu. Yani bir public dediğimiz genel bulut kullanımına geçiş yapmak gerekiyordu. O genel bulut kullanımının gerektirdiği uygulamaları da içerideki kendi host ettiğimiz, barındırdığımız uygulamalarımızla yan yana getirdik. Ve o zaman uyguladığımız model de hibrit bir model oldu. Dolayısıyla bu konularla ilgili olarak geçişlerin böylesine hakikaten uçuyor mu, kaçıyor mu, böyle bir hype var, şurası da şöyleydi, burası da böyleydi demekten daha ziyade gereksinimlere ve müşterilerin potansiyellerine göre şekillendirmesi gerektiğini göz ardı etmemek lazım. Tanımları çok doğru yapmak lazım ve bulut denen o şeklin her derde deva olmadığını da görmek lazım. Eğer burada bir iki tane nokta var, daha önce konuşurken de paylaşmıştım. Mesela bu hizmetlerin çok büyük bir bölümünün dışarıdan ve döviz bazlı hizmetler olarak alındığını göz ardı etmemek lazım. Yani Türkiye aslında net bir teknoloji ithalatçısı olan bir ülke. Dolayısıyla da bu kaynakların kullanımında sadece içerideki teknoloji kaynaklarına değil, kurumların kendi finansal kaynaklarına da bakarak bunları yatırım olarak yaptığı zaman elde ettiği getiriler nelerdir ve ona göre bakarak ya da bunları sürdürülebilir giderler olarak, yönetilebilir giderler olarak yaptığı zaman elde ettiği avantajlar veya karşılaşacağı riskler nelerdir onlara bakarak değerlendirmek lazım. Türkiye'nin finansal yapısı bazı inişlerle çıkışlarla karşımıza çıktığı için de dövizin hep bizim üstümüzde bir Damoklesin kılıcı gibi olduğunu ve teknolojik planlamaların sadece teknoloji gereksinimlerine değil, aslında maliyetlere göre de doğru değerlendirerek yapılması gerektiğini ifade etmek isterim. Bu yüzden de biz böyle bir yolculuktan geçerek bunu yaptık ve tabii ki yönetmemiz gereken ve kurumlarımızın ihtiyaçlarına göre şekillenmesi gereken uygulamaların tamamını da kendimiz kendi ortamlarımızda yönetmeyi tercih ettik. Hazır uygulamaları dışarıdan kullanmak koşuluyla. Orada bir şey sormak istiyorum size. Şimdi dediniz ya döviz konusuyla ilgili cloud'daki en büyük kullandıkça ödeme modeli çok yaygın olduğu için orada evet dövizin artışından çok etkileniyor bu durum. Ama işte kendi sektörümde çalıştığım yerdeki Ar-Ge projelerinin denetimindeki hocalarla da tartıştığımız konu bu. Öte yandan biz bunu on-prem sistemlerde de kullansak on-prem'de aldığımız sunucular, diskler de aslında bir Türkiye'de yerli bir üretim olmadığı için o konuyla ilgili. O da gene bir döviz gideri var. Sadece bunun o yatırım en başta mı yapılması gerekiyor yoksa kullandıkça mı ödeme yapılması gerekiyor? Galiba biraz daha şirketlerin ona karar vererek öyle bir stratejide ilerlemesi gerekiyor. Yatırımların tabii ki bir tarafı var Koray. Bunları yatırım olarak yaptığın zaman nakit pozisyonunu ona göre ayarlamış oluyorsun. Gider olarak düşündüğün zaman da nakit pozisyonunu ona göre ayarlamış oluyorsun. Yatırım olarak yaptığın zaman yatırım avantajlarından yararlanabilme imkanı var. Vergi açısından kolaylık sağlayabilme olanağı var. Ama giderlerde böyle bir şey yok. Giderler direkt olarak gider olarak geliyor. Nakit akışında yerini alıyor ve onlar da ilgili finansal kalemlere gidiyorlar. Dolayısıyla konunun sadece bir teknolojik konusu olmadığını
aslında teknoloji kaynakların yönetimi ve finansal kaynakların yönetimi konusu olduğunu da ifade etmek istiyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben buradan Aydın Bey'e geçiş yapacağım. Şimdi Levent Bey'le biz aslında çok kurumsal ve köklü bir şirketin, hatta onlarca farklı şirketin altyapısı üzerine konuştuk. Sizde ise durum aslında biraz daha farklı ve heyecan verici. Robusta'ya baktığımda Robusta özellikle RPA alanındaki, RPA alanı işte Gartner'ın hype cycle'larında şu anda en çok gündemde olan konu ve bununla ilgili İstanbul Tech Week'te de konuşmalar oldu. RPA alanında globaldeki ürünlerle rekabet edebilecek bir ülkemizde geliştirilen bir ürün Robusta. Fakat sizinle de konuştuğumuzda, biraz daha araştırdığımda da Robusta'nın veya RPA çözümlerinin genellikle Türkiye'de cloud'da değil de on-prem'de kullanıldığını gözlemliyorum. Sizin burada nasıl bir geçişiniz olacak veya şirketler neden bunu on-prem'de kullanmayı tercih ediyorlar? Ve bu koşullarda siz nasıl bir bulut bilişim stratejisi belirliyorsunuz, onu merak ediyorum. Teşekkür ederim Koray Bey. Arzu ederseniz önce izleyicilerimiz için RPA, robotik süreç otomasyonu nedir? Birkaç cümleyle onu söyleyelim. Robotik süreç otomasyonu çalışanların sürekli yaptığı, tekrarlayan işleri, onların davranışlarını birebir taklit eden, yani klavye hareketlerini, mouse hareketlerini birebir taklit eden robotları eğiterek robot ekiplerine yaptıran ve bu sayede de çok kayda değer verimlilik kazançları, başka çeşitli faydalar sağlayan bir teknoloji. RPA'nin bu kadar popüler hale gelmesi, yaygınlaşmasının bence en önemli sebebi RPA araçlarında robotların eğitimini kolaylaştırmak için çeşitli imkanlar var. Ve bunlar sayesinde geleneksel IT yöntemleriyle bizim aylarca otomasyona aldığımız süreçler robotik süreç otomasyonuyla bazen saatler içerisinde ama her koşulda günler içerisinde otomasyona alınabiliyor. O nedenle bütün kurumların bence küçük ve büyük dijital transformasyon alet çantasında, araç çantasında olması gereken hakikaten enteresan bir teknoloji RPA. Robusta'da dediğiniz gibi RPA alanında çalışıyor 2017 yılından beri. Güçlü olduğuna, rekabetçi olduğuna inandığımız bir ürünümüz var. Türkiye'de hızla gelişen bir müşteri bazımız var ve kısmet olursa diyeyim isterseniz önümüzdeki yılda yurt dışındaki varlığımızı daha fazla arttırmaya gayret edeceğiz. Şimdi bulut tabii bizim gibi bir yazılım tedarikçisi için son derece önemli ve bu devirde bir yazılım tasarladığınız zaman buluta uygun tasarlamanız uygun düşüyor. Biz de onu yapmaya çalıştık Robusta'da. Robusta'nın bir miktar farklı bir mimarisi var. Belki biraz teknik olacak ama asıl sistemin aklı, otomasyona alınan süreçler yönetim modülü olan orkestratörde ve bu merkezi ve tek. Robotlar ise başka RPA çözümlerinden daha farklı olarak sadece onlara gelen talimatları çalıştıran hafif yazılım parçaları. Şimdi bu bulut türü mimariler için çok uygun bir yaklaşım çünkü robot ekiplerini çok hızlı olarak devreye alabiliyorsunuz, kapatabiliyorsunuz, yenilerini kurabiliyorsunuz ve ölçeklenmeyi çok kolay ayarlayabiliyorsunuz. Verimliliğinizi, randımanınızı yüksek noktada tutabiliyorsunuz. Bu kadar özen gösterip buluta uygun hazırlanmış bir mimari ama dediğiniz gibi realiteye sahaya baktığımızda müşterilerimizin RPA alanında buluta ama burada kastettiğim tabii açık bulut. Levent Bey çok güzel özetledi. Yani kurumların kendi içindeki bulutu tabii ki ama açık buluta çıkmayı pek arzu etmediklerini görüyoruz. Bu Türkiye'de böyle. Dünyada da hani benim araştırabildiğim, görebildiğim kadarıyla bunlar çok farklı değil. Neden derseniz sebebi de çok yalın. RPA çözümleri özellikle günümüzde daha çok kurum içi sistemlerle iş yapıyorlar. Kurum içi süreçlerin otomasyonunu içeriyorlar. Bu da ne demek? Sürekli SAP sistemiyle iletişim içinde, CRM sistemiyle, stokla, şunla, bunla. Tabii IT yöneticisinin bakış açısından bu sistemler
lokalde ise bunlara sürekli bunlarla etkileşimde olacak bir başka sistemin de başka bir yerde olmasını bence çok anlaşılır bir biçimde tercih etmiyorlar. Dolayısıyla RPA'nin buluta yolculuğu ki bence burada panelimizin adı çok güzel. Hakikaten buluta bir yolculuk söz konusu. Diğer sistemlerin yolculuğuyla birlikte olacak. Birlikte göç edeceğiz. RPA'nin kullandığı sistemler daha fazla buluta çıktıkça RPA kurulumları da daha fazla bulut bazlı olmaya başlayacak. Bunu hızlandırmak için bizim birkaç girişimimiz var. Bizim ve tabii diğer RPA sağlayıcılarının. Bir tanesi kullanım kolaylığı sağlamak istiyoruz. Bizim ürünümüz yine farklı olarak BPM temelli. İş süreç yönetim yazılımı temelli. Böylece kod yazmadan no code RPA yapmak mümkün. Ve bir nevi RPA'yı demokratikleştirmeye gayret ediyoruz. Yani özel danışmanlardan ziyade kullanıcı RPA'yı kullanabilsin. Bu açık buluta çıktığımızda, müşterinin talebi o şekilde ilerlediğinde diyelim, yaygınlaşmayı kolaylaştıracak diye ümit ediyoruz. Bir diğeri de çözüm ortaklarımızla birlikte buluttan hazır süreç sunmaya hazırlanıyoruz. Bu ne demek? RPA genel amaçlı bir uygulama. İstediğiniz süreci üzerinde gerçekleyebilirsiniz. Ama bir takım süreçler herkese lazım. Biz bunları hazırlayıp yazılım olarak değil de hizmet olarak bu sefer açık buluttan vermeyi planlıyoruz. Bu yönde çalışıyoruz. Bunlar da ümit ediyorum bu bulut yolculuğunu bir miktar da olsa hızlandıracak girişimler. Yani sonuçta şirketlerin ortak yaşadığı bir sürü problem var. Siz bunu fabrike geçtiğinizde bir yandan ben biraz önce nasıl ki sunumu başlarken Netflix burada ne yapmış diye bakıyorsam orada da sizin çeşitli RPA solution'larınızı kullanan ve o süreci bir şekilde çok rahat veya kanlı bilmiyorum bitirmiş ama benim çok rahat kullanabileceğim bir çözüm olacak. Biraz daha böyle GitHub'daki open source kodları alıp implement etmek gibi bir yapıdan bahsediyorsunuz anladığım kadarıyla. Bunun da ötesinde bir şey implement etmeyeceksiniz. Yani gerçekten hizmeti alacaksınız. İşte bir onboarding sürecinin otomasyonuysa bu, bir yeni işe alım sürecinin ve de sunulan standart size 3 aşağı 5 yukarı uyuyorsa buluttaki hizmete bağlanıp bunu kullanabileceksiniz. Bunun özellikle RPA'nin daha yani bir kademe aşağı gitmesinde de daha küçük orta boy işletmelerin kullanımına yaklaşmada da yararlı olacağına inanıyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben burada sözü Arslan abiye vereceğim. Şimdi dediğim gibi ilk önce bir dev firmayla konuştuk. Sonrasında startuptan scale-up'a geçiş sürecinde olan, o süreçlere adım adım ilerleyen ve orada da planladıklarıyla gerçekleşenler bazen farklılık yaşadığında belirten bir firmayla konuştuk. Logo yazılıma geldiğimizde, logo yazılım aslında ilk günümde ben çok şaşırmıştım. Buna iki sene önce duymuştum ama Türkiye'deki en yoğun cloud computing çözümlerini kullanan şirketlerin başında geliyor. Özellikle. Peki burada şimdi biz böyle cloud kullanıyorsunuz diyoruz ama aslında logo yazılım hayatımızda çok uzun süredir var ve desktop'tan cloud'a bir geçiş süreci oldu. Bu tarafında hala devam ediyor. Ben bu sürecin güllük gülistanlık olmadığını düşünüyorum. Sizin orada yaşadığınız majör sıkıntılar nelerdi? Aslında birazcık onları öğrenmeyi çok istedim. Merhaba Koray, merhaba sevgili katılımcılar. Aslında bu bulut yolculuğu yani çok uzun bir süreç, yani hala içerisindeyiz. Yani ilerledik tabii teknoloji de sürekli değişiyor. Ben şahsen logo yazılımda aşağı yukarı hani Windows geçişi döneminden buradayım. Hani DOS'tan uygulamalarımızı hani bir pencere sistemine geçerken. Tabii o yüzden de bu bulut bilişime doğru ara aşamayı da çok güzel yaşadım. Yani bu hosting aşaması Türkiye'de biraz şey diyeyim yani böyle tam tecrübe edilmeden atlandı. Fakat bazı ürün ve hizmetlerimiz yani logo yazılımda bu hosting aşamasını yaşadı. Ki esas yani bulut bilişim yani sadece on-premise'teki hizmetlerin değil
aslında host edilen ortamların da birçok sıkıntısını çözmek için yani imdadımıza yetişti. Biz de bu yolculukta hani bu sistemleri mümkün olduğu kadar çok özel yani private cloud veya open cloud kullanacak şekilde dönüştürmeye bakıyoruz. Kaldı ki şu anki her şey böyle canlı canlı gerçekleştiği bu dünyada yani bulutta olmamak veya bulut servisleri entegre olmamak gibi bir seçeneğimiz kalmıyor. Özellikle yani bizzat yönettiğim perakende operasyonlarına baktığınızda onlar nispeten özel bulut yapıları üzerinde kurulu. Neden özel bulut diyorum? Tamamen bu regülasyonlar yüzünden hani bir open cloud'a satış verileri gibi veriler, hatta müşteri verileri yani özellikle KVKK'dan biliyorsunuz yurt dışına çıkamıyor. O yüzden private cloud yapılarında yani perakende de mesela kesintisiz olacak, hızlı olacak, hemen o anda para ve satışla ilgili yani her şey yani herhangi bir kesinti olmayacak yani bu sistemlerde ve bunu bir on-prem bir ortamda yapıyorsunuz. İnternet bağlantısı herhangi devir mesela. Hosting tarafında bir iyisi oldu. Colocation hizmetleri kullanmaya başladık. Çok güzeldi. Fakat mesela oradaki makinelerimizin power supply'ı yanıyordu veya memory'si bozuluyordu. Yani gecenin körü minibüslere binip elinde power supply'la koşan insanlar vardı yani o zaman. İşte hemen parçayı değiştiriyor falan. Sonra iki tane mi tutsak bu makinelerden ama bu kadar yatırım yapar mıyız? Yine gidiyoruz dolar konusunda. Hani her makine, her işte bandwidth maalesef kendimiz üretmediğimizden dolayı. İşte bu noktada en azından dedik ki yani neyi üretebiliyorsak, katma değerli neyse Türkiye'de üretelim. Yani bizim logo olarak genel vizyonumuz bu. Belki donanımı yapamıyoruz ama hizmeti servisi yapalım. Onun üzerindeki yazılımı yapalım. Bu aşamada zaten bizim çözümlerimiz yani daha çok muhasebeyle ilişkilendiriliyor fakat bunların sayısını da kapsamını da arttırmaya başladık. Gerçek bir ERP, CRM hizmetleri, online hizmetleri bunlar giderek büyüdü. Tamamen hani bir iyi bir yerli alternatif kazandırabilmek için. Bir tabii bu buluta yolculukta başka böyle majör sıkıntı dedim. Hani bizim biliyorsunuz altyapı çalışmaları var. Yani bir kepçe rahatlıkla fiber optik kabloyu kesebiliyor. Bu bizim başımıza 2-3 defa denk geldi. Yani bir tanesi mesela çok büyüktü. Hala acısı bende durur. Yani böyle bir Ankara-İstanbul otobanı yanından geçen bir fiber optik kablo bir kesildi. 8 saat aman Allah'ım yani. Böyle bir yani hizmet süreksizliği müşterilere karşı yani böyle bir mağduriyet olamaz yani hiç kimsenin ve bu sebepten dolayı yani o kablonun oradan geçtiği bilinmiyor muydu? Daha sonra tabii biz de ülke olarak öğrenen bir ülkeyiz. Çok genç öğrenen nüfusumuz var. Şanslıyız bu anlamda. Hosting merkezlerimiz çok gelişti. Özellikle yani standartların bayağı askeri standartlara yani seviye 5'e kadar yaklaşanlar var. Güvenlik anlamında ve süreklilik anlamında. Bu aşamada da çeşitli yazılımsal, donanımsal sıkıntılar yaşamaya başladık. Sanallaştırmadaki update'ler, işte şunun güncellemesi, bazı işte performans düşüşleri, UPS sıkıntıları fakat hepsini öğrene dediğim gibi açtık. Yani şu anda ülke olarak oldukça iyi bir durumdayız. Daha gidecek yolumuz var yani şeyde bakacak olursak. Biz bulut altyapıları olarak Türkiye'deki büyük hosting merkezlerinde kullanıyoruz. Açık olan Amazon, Microsoft, Google platformlarında kullanıyoruz. Genelde sunduğumuz hizmetler ister istemez hibrit olmak durumunda. Bazı hizmetleri özellikle Türkiye açısından yapay zeka, makine öğrenmesi gibi konularımız var ki bunları ister istemez yani yurt dışından kullanıyoruz. Bu anlamda da biz yani yatırım yapıyoruz logo olarak özellikle makine öğrenmesine ve yapay zekaya ki hani buna da dediğim gibi kıymetli paralarımız mümkün oldu az gitsin yurt dışına diye bir çabamız var açıkçası. Genel olarak yani şöyle söyleyeyim hani logo ile ilgili
Bizim şu anda bulut sistemler üzerinde önemli olan bir yatırımımız, yani firmamız Logo Elektronik, biliyorsunuz bu e-fatura, e-arşiv süreçlerinde entegratör konumunda olan ve Türkiye'nin en çok tercih edilen entegratörlerden ve bu firmanın günlük operasyonları, sunduğu hizmetler tamamen bulut üzerinden gerçekleşiyor. Başka bir açısı var yani bu işin. Biz kendimiz de bulut sistemi kullanıcısıyız. Çünkü Türkiye'de birkaç noktada ofislerimiz var. Ankara, İzmir, İstanbul'da, Gebze'de, Urla'da da sayabilirsiniz uydu ofislerini. Romanya'da, Hindistan'da, Almanya'da. Yani herhalde sürekli seyahat edemeyiz yani bunların arasında. Yani efektif bir kolaborasyon artı toplantı yapmaya ihtiyacımız vardı bizim yani COVID öncesi de. Bu anlamda kaslarımız oldukça gelişkin yani bir network yönetim olarak. Tahmin ediyorum çoklu firma yapılarının hepsi bu tür beraber çalışma ortamlarını kullanıyorlar. Bizim üretim sistemlerimizin çoğu bulutun üzerinde. Kendi kullandığımız ERP çözümleri de private bulutlarımızda veya hosted ortamlarında yani türüne göre dediğim gibi muhafaza ediyoruz. Yani maalesef hala korkumuz var yani Türkiye'de. Altyapısal sıkıntı olur mu filan. Hani tabii yapmamak lazım. Tabii şimdi bunu anmak bile getirebilir böyle bir sıkıntı. Yapmam ama biz de tabii yani hepimiz teknik insanız, mühendisiz, analitik durumdayız. Çılgın yapılar kuruyoruz bunları önlemek için. Mesela bizim en son kurduğumuz özel bulut altyapısı dediğimiz seviye 4'e geldik yani yavaş yavaş co-location'dan. Seviye 4'te sanallaştırma tabanının da bir ilerisi yani Docker seviyesinde iki tane birbirine fiber optikle bağlı farklı lokasyonlarda hosting merkezi var. Bir de üçüncüsü herhangi bir sıkıntı olursa bir disaster recovery'de devreye alacak durumda. Yani herhangi bir sıkıntı yaşamamak için yani bazı çok kritik yatırımlar dublike hatta üçlenmiş vaziyette bile şeyimize korku dağları bekler yani. Aslında cloud'daki en büyük avantajlardan da biri bu değil mi? Siz datayı bir ülkeye mahsus yüklüyorsunuz fakat o üç farklı available zone'da, hatta istiyorsanız farklı kıtalarda da datayı saklayıp ve %99.999 oranında bir veri güvenliği sağlıyor. Tabii şimdi bunun bulutun en büyük avantajlarından bir tanesi Arif Bey'in konularından çalmayalım. Hani güvenliğin merkezileştirilmesi. Yani hem fiziksel güvenliğin hem de cyber güvenliğin ve gerçekten uzman kişiler, uzman ekipmanlar tarafından garantiye alınıyor olması. İşletimi de aynı şekilde. Yani uzman kişiler işletiyor, o donanımlardan anlayan, her şeyi izleyen tabii yazılım ve yatırımlar da ona göre. Yani her şey anında izleniyor. Bizim yıllardan beri bulutla ilgili sevdiğimiz en büyük yani slogan, proaktif olabiliyoruz bulut sayesinde. Yani proaktif olmak, yani biz birinin bizi aramasını beklemek zorunda değiliz. Zaten görüyoruz yani bir şey oluyorsa. Yani üç defa mesela bir ekranda şifresini giremeyen birisini telefondan arayıp yardımcı olalım mı? Veya işte bir raporu alamadı veya bir veriyi giremedi. Bu zaten bizim görebildiğimiz bir şey oluyor sistemde. Bir sıkıntı yaklaşıyorsa, bir performans düşüşü yaklaşıyorsa kaynak ekleyebildiğimiz gibi o düşüşe bir önlem de alabiliyoruz eğer gerektiğini. Genelde ikisini yapıyoruz. İlk başta kapasiteyi artırıyoruz o anlık derdi çözmek için. Sonra da kalıcı bir çözüm geliştirmek için hani uğraşıyoruz. Fakat dediğim bulutta biz ilk defa hani on-prem zamana göre her şeyi proaktif izleyebiliyoruz. Sorunları tek noktadan yazılımların veya servislerin, hizmetlerin görüp takip ediyoruz. Her şeyi anlık kaydeden yazılımlar, yani monitoring yazılımları sayesinde hemen kaynağına inebiliyoruz.
Yani on-prem dünyada mühendislik açısından çok zorlanılıyor. Farklı farklı versiyonlarda oradaki kaynağı bulup sorunu düzeltip vesaire vesaire. Yani iyi tarafları da var yani sadece sıkıntılı. Genelde iyi tarafları sıkıntılı taraflarını bertaraf ediyor her şeyde. Teşekkürler. Ben de buradan hazır bu konuları açmışken Aret Bey'e söz vermek istiyorum. Aret Bey'in şirketi CyberWise'de hem bir sürü bulut çözümü kullanılıyor hem de bulut üzerinde bir sürü güvenlik çözümlerini dış firmalara veriyorlar. Şimdi benim tarafıma baktığımda konuşmanın başında da söyledim. Biz %100 cloud computing teknolojileri kullanıyoruz ve oradaki proaktivite ve maliyetlerdeki ilk baştan yatırım maliyetinin olmaması bana çok cazip geliyor. Fakat dışarıdaki şirketlerle görüştüğümde problemlerini anlatıyorlar bana. Ya diyorum bunu işte şurada çok rahat yapabilirsin. İşte IBM'in Natural Language Understanding ürünü var veya işte Azure'un Texas ürünü var. Onlarda çok rahat yapabilirsin dediğimde markalarda 3 tane dirençle çok fazla karşılaşıyorum. Birincisi Koray kullanıcılarımın güvenliğini nasıl sağlayacağım? İşte buna daha çok two factor authentication gibi çözümler geliştiriliyor ama yöneticilerin kafasında hala bu çok ciddi bir soru işareti. İkincisi data security alanı diyeceğim biraz daha böyle işte rakip şirketler veya büyük bu vendorların datalarını görmesiyle ilgili endişe duyanlar var. Bir yandan referanslarına bakıyorsunuz bu şirketlerin işte Pentagon var, CIA'yı var veya komple bankacılık üzerinde geçişler de var ama böyle bir endişe de var hala. Üçüncüsü de app security dediğimiz şey aslında cloud'daki yazılımların security'sini nasıl ayarlarım, nasıl bunlarla ilgili çözüm bulurum gibi endişeler var. Aret Bey, sizin tarafınızda siz cloud computing kullanımında ne tür riskler ve güvenlik açıkları olduğunu düşünüyorsunuz diye sorayım. Koray, çok teşekkür ederim. Herkese selamlar. Öncelikle dediğin gibi biz CyberWise olarak da iyi bir bulut kullanıcısıyız. Bunu yaparken de uzun yıllardır kullanabildiğimiz her türlü uygulamayı bulut üzerinden kullanmaya çalışıyoruz. Sebebi de aslında bir parça buradaki problemleri de yaşayarak görmek. Güvenlik problemleri tabii ki kendi açımızdan baktığımızda. Yani genel olarak bakarsak tabii ki bulut hizmetleri, servisleri gerçekten müthiş kolaylıklar sağlıyorlar bize. Esneklik anlamında olsun, işte özellikle katma değer yaratmayan altyapıya yönelik kurulumlar, bunların bakımları vesaire oradaki risklerle uğraşmak olsun gibi birçok konudan kurtuluyorsunuz. Ama Aydın Bey'in söylediği gibi hani on-prem'de kalmaya yönelik aklımızdaki tercihlerin bir kısmında da tabii ki güvenlik kaygıları var aslında. Ne kadar karşı tarafta çok yani global şirketler de olsa bu anlamda hizmetleri sağlayanlar tabii ki çok ciddi soru işaretleri oluyor. Bence olması da gayet doğal. Çünkü biz hep şöyle düşünürüz. Dijitalleşmiş bir verinin güvenliğinin %100 sağlanması gerçekten çok zor bir şey. Bu ister on-prem dursun, ister bulutta herhangi bir servis üzerinde dursun, isterse işte internet üzerinde hareket halinde bir veri olsun. Dijital bir veriyi gerçekten korumak çok zor bu devirde. Ama genel olarak şunu söyleyebiliriz. Bulut hizmetleri aslında temel olarak güvenli hizmetler diye düşünülüyor. Ama bu şu demek değil. Bir hizmeti aldığımızda işte standart ayarlarıyla hemen kullanmaya başlarsak kendimizi güvenli hissedebiliriz rahatlığında da olmamamız gerekiyor. Çünkü dediğim gibi uzun yıllardır da kullandığımız için biz şunu çok net görebiliyoruz. Birçok uygulama sağlayıcısı diyelim. Aslında başlangıçta öncelikle ihtiyaçlara, kullanıcı ihtiyaçlarına odaklandılar ve güvenlikle ilgili yapabilecekleriniz, işte alabileceğiniz önlemler çok kısıtlıydı. Bu en basit e-mail sisteminden de başlayarak söyleyebilirim. İşte çok kullanılan CRM sistemleri vesaire için de aynı şeyler geçerliydi. İlk başta gerçekten güvenlik hizmet sağlayıcıların öncelikleri arasında değildi ama bugün geldiğimiz noktada eğer gerçekten ilgilenirseniz ve uğraşmak isterseniz çok çok ciddi güvenlik seviyesini yükseltecek imkanlar sunuyor birçok bulut hizmet sağlayıcısı. Dolayısıyla bunları kullanabilmek gerekiyor. Bizim için
Burada bir de şöyle bir şey var. Tabii ki her sistemde güvenlik problemleri var. Dediğim gibi bu ister bulutta olsun, ister on-prem sistemler olsun. Her yerde olduğu gibi buradaki güvenlik problemlerin sizin dikkatinizi çekecek, gerçekten önem vermeniz gerekecek problemler de sizin yapınıza, verinize, database'lerinize, uygulamalarınıza birçok şeye bağlı. Yani bunun standart bir formülü de yok. Şu problem işte çok önemlidir, bu problem az önemlidir gibi diyebileceğimiz bir şey de yok. Her yapı unik olduğu için güvenlik problemleri ve bunları önceliklendirme sırası da her kuruma göre farklı oluyor. Biz buluta baktığımızda ilk aklımıza gelen ve tüm müşterilerimize önerdiğimiz problemler, birincisi az önce de senin söylediğin gibi veri. Yani veri bize göre kurum içinde durduğunda da çok çok iyi korunması gereken bir değer. Yani sadece şirket içerisinde bir sistem üzerinde duruyor diye biz veriyi güvenli saymıyoruz açıkçası. Bunun için onlarca güvenlik çözümü var kullanılması gereken. Buluta çıktığında risklerinizi kesinlikle ve kesinlikle bir tık daha arttırıyorsunuz. Ve bence bulut sistemleriyle ilgili en büyük kaygılar da bu noktada başlıyor dediğim gibi. Yani verim hani nerede duracak, bunu kaybeder miyim? Okey. Ama bir de bu veriye başkaları da erişebilir mi? Bu çok geçerli bir kaygı. Ve biz hani güvenlikçiler olarak bunun da mümkün olduğunu ve son dönemde sizler de takip etmişsinizdir birçok global sosyal medya sağlayıcıları olsun, cloud provider'lar olsun, kendi içlerinden de gelen riskler sebebiyle verinize erişme imkanı var. Biz kendimiz de kullanıcı olarak dediğim gibi bu dönemde yaklaşık 10 yıldır bulut servisler kullanıyoruz. Bu bizim başımıza da geldi. Tamamen bizim dışımızda sebeplerle aslında bazı verilerimizin yetkisiz erişimlere açıldığını gördük. Ve bizde de bu ilk aslında şey algısını uyandırdı. Yani hani cloud hizmetleri by default güvenli değildir. Bunlara önlem alınması gerekiyor diye. Dolayısıyla biz her zaman önceliği verinin kaybına ve sızıntısına veriyoruz. Buna kafa yormak gerekiyor. Bunlar çözülmeyecek problemler değiller ama dediğim gibi önceliklendirmek ve üzerinde çalışmak gerekiyor. Bize göre ikinci önemli problem, sonuçta cloud servisleri hepsi açık servisler ve bunlara erişim anlamında da sadece kullanıcı hesaplarına güveniyorsunuz. Fiziksel limitasyonlar koymak veya başka engeller koymak gibi şansınız genelde olmuyor. Dolayısıyla bu kullanıcı hesaplarının güvenliği de çok çok önemli bir problem. Bizce temel konulardan bir tanesi yine bulut güvenliği konusunda. Burada da ciddi bir bilinç gerekiyor diye düşünüyoruz. Kullanıcı tarafında da, kurumlar tarafında da. Üçüncü bir konu, en başta söylediğim gibi bu bulut servisleri gittikçe komplike hale geliyorlar. Bunların güvenlik ayarları da gerçekten gittikçe komplike hale geliyor. Biz çokça buralarda yanlış veya eksik konfigürasyonlar da görüyoruz. Yani siz bir şeye, bir servisi güvenli hale getirdiğinizi sanırken aslında arka tarafta hiç de öyle olmadığını çok sonra fark edebiliyorsunuz ve bu tür durumlarda on-prem sistemlere göre riskiniz çok daha açık oluyor. Çünkü bunların çoğunluğu internete açık sistemler oluyorlar. Bu önemli. Biz yine sen en başta söylemiştin, hani bulutta çalışacak sistemlerde uygulamanın kendisinin güvenli olmasının, arayüzlerinin, API'lerinin güvenli olmasının da çok çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bir iç ağda bunları segmente etme, erişimleri kısıtlama şansınız varken yine dediğimiz gibi internet açık duran bir sistemin siz ne kadar erişimi de kontrol etseniz, kullanıcı hesaplarını da kontrol etseniz, uygulamanın kendi içinde eğer hatalar varsa bunlar da çok daha kolay saldırganların erişimine açık oluyorlar. Bunlara çok dikkat etmek gerekiyor. Son olarak da bu hizmet sağlayıcılarının da her şeyi çok doğru yaptığını düşünmemek gerekiyor. Onlarda da, yani onların içinde de kötü niyetli çalışanlar olabileceğini veya hatalar yapılabileceğini öngörüp bunu da her zaman aklımızda tutup önlemler almamız gerekiyor diye düşünüyoruz. Teşekkürler. Bir
sizden minik bir ricam var. Bence konuşma çok keyifli gidiyor ve ben böyle bir sürü soracağım soru var. Sosyal medyadan paylaştım. Oradan Koray soru da sordular. Ama bir yandan da süreye sadık kalmamız gerekiyor ve son 10 dakikam var. O yüzden bundan sonraki soracağım soruları böyle birazcık daha hızlı geçersek hiç yoktan daha fazla soru sorma şansım olabilir. Gayet keyifli gidiyor. Levent Bey, bu şimdi önündeki problemlerden birinci kısmı data security, security kısmında bir çekinceye başlık ettin. Ama bir yandan da baktığımızda cloud'un önündeki en büyük engel veya gerekçe regülasyon. Peki regülasyonu bir kenara bırakacak olursak, sizce şirketlerin yaşadığı cloud computing ile ilgili geçişte veya uzman yetiştirmede ne gibi sorunlar var? Çünkü cloud diyoruz, işte ne kadar önemli olduğundan bahsediyoruz, hayatımızın ne kadar entegre olduğundan bahsediyoruz ama ülkemizde ne lisans seviyesinde ne yüksek lisans seviyesinde teknik bir bilgi paylaşılacak bir yer yok. Dolayısıyla uzmanlara baktığımızda da çok büyük bir çoğunluğu bu konuda uzman olduğu anda yurt dışında ışık hızıyla gidiyor. Ama şirketler tarafında bunun sürdürülebilir bir yapı olması gerekiyor. Sizin burada söyleyecekleriniz neler olur acaba? Özellikle personel yetiştirme veya dolar bazından, döviz bazından bahsettik. Regülasyon haricindeki sıkıntılar diyelim. Koray, öyle bir konuşmacı dağılımı yaratmışsın ki Aydın gayet güzel orada robotic process automation sattı. Böyle bir anda bir şeyler sundu. Logo, e-fatura, bilmem ne hizmetlerimiz müthiş dedi falan. Aret orada güvenlikle ilgili baştan sona duvardan duvara güvenlik ürünlerini sundu. Bana sunacak bir şey yok. Ben hep problemleri konuşuyorum. Bununla ilgili böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Şimdi sen eğitim dedin. Biz eğitime girersek çıkamayız burada. Bırak 10 dakikayı, 10 saat konuşuruz. Ama gençlerden birinden de bir soru var. Onunla beraber bağlamaya çalışayım. Teknoloji konusunda, özellikle de bilişim konusunda eğitim sistemimizin kökten değişmesi lazım. Kökten değişmeden bizim şu andaki kaynak ihtiyacımıza yanıt verebilmemiz, yanıt vermeyi de üstüne koyarak, yanıt verdiğimiz andan itibaren de teknoloji geliştiren bir ülke haline gelmemiz mümkün olamayacak. Bu yüzden de mutlaka ve mutlaka bir gelecek teknolojiler konusunda, iki yaklaşım doğrultusunda bir takım şeyleri farklı hale getirmek lazım. Genç arkadaşım sormuş, AI, machine learning vesaire mutlaka, evet, içinde olmamız gereken, bunlarla ilgili özel eğitim programları kurgulamamız gereken bir alan. Siber güvenlik, Aret sana da burada top attım. Bak, siber güvenlik de böyle bir alan. Mutlaka o konuda eğitim almamız lazım. Yeni eğitimler tertip etmemiz lazım. Nesnelerin interneti, robotikler vesaire, bütün bunlar önümüzdeki dönemi kökten değiştiriyor. Yani biz günlük hayatımızda kullandığımız şeylerin değerinin farkına çok kolay varamıyoruz. Akıllı telefonlar. Akıllı telefonların her birinin birer edge computing ürünü olduğunun farkına çok geç varıyoruz. Ne zaman? Bağlantımız kesildiği zaman. Ama aslında onlar bizim her türlü iletişim ihtiyacımızı sağlamanın dışında uygulama kullanım ihtiyacımızı da sağlıyorlar. Facebook'u, Instagram'ı sadece sosyal medya olarak görürsek yanılırız. Onların arkasındaki inanılmaz teknolojileri görüp, bu teknolojilerin akıllı telefonlarımızda çalıştığını görüp, gelecek dünyanın da bunların üzerinden şekillenmekte olduğunun farkında olmamız lazım. Bunun kim farkına varmalı? Geçenlerde bir slogan vardı. Sanıyorum Maliye Bakanımız açıkladı. 1 milyon öğrenciye teknoloji eğitimi vereceğiz. Bu hedef tamamıyla popülist bir hedef. Aslında söylenmesi gereken şey şu. Türkiye'nin yapay zeka konusunda bu kadar bilişimciye ihtiyacı var. Nesnelerin interneti konusunda bu kadar bilişimciye ihtiyacı var. Yeni yazılım teknolojileri konusunda bu kadar bilişimciye ihtiyacı var. 1 milyona gerek yok. Önce 10 bini eğitelim. Sonra bunları 100 bin yapalım. 100 bin yaptığımız zaman zaten Türkiye'nin skalasının teknoloji konusunda farklı olduğunu göreceğiz. Bu açılardan benim söyleyeceğim şey bu. Regülasyonlar vesaire, bunlarla uğraşmaya bakalım. İçerideki insan kaynağımızı doğru geliştirmeye, doğru teknolojilere yöneltmeye bakalım. Güzel oldu. Buradan yeni teknolojiler üzerine konuşuyorken de hemen topu Arslan Bey'e atacağım tekrar. Şimdi Logo'nun 60'tan fazla ürünü var. Bunların birçoğu PaaS çözümler de var içerisinde. Infrastructure as a Service çözümler de var. Sizin bu konudaki dağımızda mesela
cloud'un en uç noktalarından biri cloud native, ki birazdan Hasan Can bize o konuyla ilgili konferans yapacak. Ama oraya gelmeden önce serverless mimariler şu sıralar çok gündemde. Serverless mimarilerle ilgili düşünceleriniz neler? Bir de şirket olarak yaptığınız çözümleri belli bir omurgada seçtiğiniz vendor'a yüklediğinizde o vendor'a bağımlılık olma duygusu sizi birazcık geriyor mu? Veya bununla ilgili ne gibi alternatif çözümleriniz var? Madem fiber optikler geliyor sizi bu kadar, öteki taraftan da cloud vendor'a bağımlılık geliyor mu, onu sorayım. Çok çok hızlı cevaplamaya çalışayım. Aslında biz logo olarak yani tek başımıza bir şirket değiliz. Yani etrafımızda bir bine yakın çözüm ortağımız var. Yani bizzat onları da düşünüyoruz. Çünkü onların da çözümleri, entegrasyonları vesaire. Yani bizim kullandığımız araçlar, bizim kullandığımız servislerin bir numaralı kullanıcısı. Yani biz herhangi bir şeyi dönüştürürken onlarla beraber dönüşmeliyiz. Yani bilgi, beceri, teknoloji vesaire her neyse. Ayrıca şunu da isteriz. Biz herhangi bir konuda bir çözüm geliştirdiysek, bir mikro servis yarattıysak, mümkün olduğunca kullanılmasını isteriz ki tekrar biz ekosistem olarak, ülke olarak aynı yere para yatırmayalım. Yani aynısını tekrar geliştirmeyelim. Tabii bu vizyonları şey deyince zaten hani mikro servis dedim vesaire, yani kolay yönetim, yani her şeyin aslında bulutta konsolide edilmesi, herkese açık olması, otomatik olarak bizim hani en büyük yatırımımız geliyor akla. O da EcoPaaS dediğimiz platform as a service. Yani bu platform as a service de şu andaki bizim bütün mikro servislerimizi dizdik, hazırladık. Kimlik doğrulaması, user interface ile ilgili kısımlar, loglamasıyla vesaire, hani her şeyi. Bunların üzerine hem mevcut uygulamalarımız yani kullanıma geçti, hem de mesela şu ana kadar hiç müşterimiz olmayan katmana da gitmeye başladık. Daha mikro segmentlere. Tabii bu PaaS'ı efektif bir şekilde ve uygun fiyatta işletmek bir evrimleştiriyor mu da? Yani şöyle söyleyeyim, hani bir öncelikle bunu yani sanallaşmadan buluta, elastik şeylere, daha sonra dockerization'a, daha sonra da serverless'e götürecek. Yani bu bizim açımızdan kesinlikle bir yatırım alanı ki hepimize maliyet avantajı, yani bu PaaS'ta sağlasın. Bir diğer önemli gördüğümüz konu, sadece bir kere yapılmış olan şeyin tekrar yapılması değil, yeni bir şey geliştirirken de düşük eforlu bunu geliştirmek. O yüzden diğer büyük yatırımımız da bizim low code ortamımız, yani şey yatırımımız. Low code'la aslında mümkün olduğunca az kod yazarak veya hiç kod yazmayarak mevcut mikro servisleri kullanmak ve onların üzerine yeni uygulama yazmayı amaçlıyoruz. Mobil cihaz, browser fark etmez nerede olduğu. Korkularıma çok hızlı gelecek olursak, yani sistemler giderek karmaşıklaşıyor. Yani çok fazla uzmanın bir arada, yani bir bale gibi kusursuz icra etmesi gerekiyor işini ki bir sıkıntı yaşamayalım. Herhangi birinin yani ayağının tökezlemesi bütün servisi çökertebiliyor. Yani benim ve bu da ister istemez yani aslında en temelinde Levent Bey'in bahsettiği gibi. Bunlar da kadro, yetkin insan ve tabii bu yetkin insanları yetiştirelim güzel, ama bu yetkin insanlara da iş de sağlamamız gerekiyor. Yani bizim ülkenin içerisinde 100 bin AI konusundaki adama biz hani hakikaten yarış atı gibi AI üzerinde koşturmalıyız ki o zaman yani oradaki yatırımın yani gerçek katma değerini yani şey dünya çapında elde ediyor oluruz. Yani inanılır bir şey olmaz yani aslında. Geç bile kaldı. Keşke daha çok yatırım yapılabilse IT tarafına. Burada aslında sizce bulut bilişimde kaçırdığınız bir tren var mı diye bir sorun vardı. Onu da cevaplayalım. Geç bile kaldık diye. Ya ben hep zorluklardan bahsettim. Size yaşadığınız sıkıntılardan bahsettim. Çünkü konferanslarda genellikle hep her ürünün veya servisin en güzel yanlarından bahsediliyor. Birazcık bence deneyim kısmı daha önemli. O yüzden zorluklarından bahsediyorum. Ama son bir dakikamız var. Orada da ben gene sözü Aydın Bey'e vereceğim. Bir yazılımcının yazılımcı gözüyle SaaS çözümleri sizce avantajı ne? Ve yurt dışına çıkarken siz bu cloud ready bir ürününüz var dediniz. Burada ne gibi fonksiyonlar katarak yurt dışına çıkmayı planlıyorsunuz?
Evet, teşekkür ederim. Sahasın yararları ile ilgili çeşitli şeyler söylendi. Aslan Bey de güzel örnekler verdi. Çok detayına girmeyeyim. Kısa bir benzetme yapmak gerekirse, ben aslında bilişimin gelmesi gerektiği yere yeni geldiğini düşünüyorum. Özellikle yazılımın. İşte eskiden elektriğini herkes kendi üretirmiş, kendi çabalarıyla. Şimdi işte santraller var, şebeke var vesaire. Yavaş yavaş yazılım da oraya doğru geliyor. Yani bu işin doğal çözümü SaaS. Bize de şunu sağlıyor özellikle, şu özelliğinin altını çizmek istiyorum. Bizim gibi teknolojinin merkezinde olmayan ülkelerdeki yazılım firmalarının globale gitmesini kolaylaştırıyor. Bize bir fırsat sağlıyor. O açıdan hakikaten çok değerli bir fırsat bu. Bizim bunu yakalamamız lazım. Ve ben de gittikçe daha fazla görüyorum ki yaklaşımımızın, kafa yapımızın, pazarlama yaklaşımımızın, müşteriye ulaşma biçimimizin, her şeyin yeniden ele alınması lazım. Ama bunları yapabilirsek, Türkiye'de kıymetli yazılım şirketleri var. Daha önce yurt dışındaki müşteriye ulaşmak son derece meşakkatliydi. Bulut sayesinde, SaaS sayesinde sınırları kolaylıkla aşabileceğimizi ve örneklerini de görmeye başladığımız gibi büyük başarılara imza atabileceğimize de inanıyorum diyeyim. Böyle pozitif bir notla bitirmiş olayım. Çok teşekkürler. Bizim süremiz bitti. Yoksa Aret Bey'e daha soracağım bir sürü sorun vardı. Buradan da organizatörlere geri bildirimde bulunalım. Daha fazla süre versinler bize. Onlarla daha fazla bu konuları konuşalım. Çok teşekkür ederim. Sorularımıza cevap verdiniz. Sıradaki konuşmacımız aslında IBM'den. IBM bu konuda cloud konusundaki en güçlü ürünlerden birisi ve işte özellikle yapay zeka tarafında onlarca hatta yüzlerce patent ürünüyle gerçek hayatımıza da dokunan çözümler üretiyor. Orada Hasan Can Bey'e ben sözü devrediyorum. Hemen bir dakikasını da aldık onun, özür dileriz. Teşekkürler. Merhabalar. Merhaba. Selamlar. Selamlar Hasan Bey, buyurun. Ben ekranımı paylaşıyorum. Nasılsınız, iyisiniz öncelikle umarım. İyiyim, teşekkürler, siz? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Sizin sorunuz olur mu arada diye bir düşündüm. Zaten bu konuyla ilgilisiniz. Ben bir sunum yapacağım, yaklaşık 15-20 dakikalık bir konuşma. Sonrasında bir küçük demon var aslında, tam olarak ne olduğunu göstermek için. 5 dakika bir bulut ortamında. Eğer sorularınız olursa da siz de rahatsız edebilirsiniz anlık. Herkese merhaba, ben Hasan Can Volaka. IBM'de Client Developer Advocate olarak çalışıyorum. Genellikle mikroservis mimarisi, Cloud Native Application'lar ve Kubernetes OpenShift taraflarında çalışmaktayım. Şimdi Cloud Native dediğimiz zaman aslında Cloud Native'in olmazsa olmaz bir parçasından başlamam lazım. Bu parçası da container'lar. Biraz önce de bahsedilen bu dockerization dediğimiz container haline getirme süreçleri aslında çok temel bir noktada bir teknoloji oluşturuyor. Bizim Cloud Native'i anlamak için önce container'ın da ne olduğunu bir hızlıca bahsetmem gerekiyor ki sonra Cloud Native bunun üstüne inşa edelim. Container'ın çözdüğü aslında ilk ve en basit problem, benim kendi lokal makinamda çalışan bir problemin başka bir yerde, başka bir ortamda, arkadaşın bilgisayarında ya da bulut ortamındaki bir production environment'ında çalışmıyor olmasını çözebilmek. Bunun bir sürü sebebi olabiliyor. Altyapı uyumsuzlukları, işletim sistemi farklılıkları, dependency problemleri, kütüphane uyumsuzlukları, versiyon çakışmaları, başka uygulamalarla çakışmalar. Bunların hepsini aslında sayabiliriz. O yüzden container teknolojisi bizim hayatımıza bu noktada giriyor. Biraz böyle container'ı summarize etmek, biraz özetlemek gerekirse aslında container teknolojisi bizim çalışabilir iş başlıklarımız ve yazılımlarımızı paketlememizi sağlayan bir teknoloji. Ve bunu paketlerken de ihtiyacı olan
bütün kütüphaneleri, bütün bağımlılıkları bunun içine koyuyoruz. Bunu yaparken de tabii ki de amacımız bunun herhangi bir yerde çalışmasını sağlamak. Bu benim lokal desktop'um da olabilir, herhangi bir on-prem database de olabilir, on-prem data center de olabilir ya da bir bulut da olabilir. Bizim için önemli olan ben bunu bir kere paketleyeyim ve paketledikten sonra herhangi bir yerde bu çalışabilsin. Aynı zamanda bu da Reddit'in açıklaması, biraz önceki IBM'in de. Reddit'te aslında aynı kelimeleri kullanıyor. Arkadaşlarla farklılık var. Burada eklediği yapı kolay taşınabilir, ortamlar arasında kolay taşınabilir bir contained application oluşturmak. Yine yukarıda gördüğünüz bir paketleyip izole haline getirmek. Aslında biz konteynerlerle uygulamalarımızı paketliyoruz ve bunları herhangi bir yerde çalıştırmak istiyoruz. Ve başımızda paketler, veriler, verilerle, dependencies'lerle, bağımlılıklarla uğraştırmak istemiyoruz. Historisine çok girmeyeceğim ama önemli olan 2000 yılından beri bu iş devam ediyordu. 2006 yılında Google C Groups'u, kernel üzerinde C Groups yazılımını başlattı. Red Hat'te 2008'de namespace'i başlattı. Bu iki yazılım sayesinde, Kali Linux üstündeki customization sayesinde 2008 yılında tekrar IBM bu iki özellik olarak Linux container'ı oluşturdu ve 2013 yılında da Docker hayatımıza bunu çok kolaylaştıran bir yapı olarak soktu. Zaten 2013'ten sonra da artık konteynerler bizim için ubiquitous dediğimiz her anda her yerde ulaşabilir bir teknoloji haline dönüştü. Sanal makine ile konteyner farkında sanal makinelerde aramızda bir işletim sistemi farkı var. Guest operating system dediğimiz bir işletim sistemi yüklüyoruz her sanal makinenin içine. Ancak konteynerlerde böyle bir yapı yok. Konteynerler var olan işletim sistemimiz üzerinde çalışıyorlar. Aslında aradaki en büyük fark aran bu. Ve bu sebeple de çok hızlılar, platformdan ve bağımsızlar ve çok kolay taşınabiliyorlar. Modern teknolojileri ve modern geliştirme metodolojilerine uyum sağlıyorlar. Ve bizim için resource optimize'lar. Buradakilerin çoğunda sebebi daha operating system olmaması, build once, run everywhere dediğimiz her yerde bunu bir kere build et ve her yerde çalıştırabil özelliklerini taşıyor olması. Bu konteynerların da birkaç use case'den bazen gerekirse mikroservisler konteynerlardan genellikle oluşuyorlar. DevOps süreçlerinin her bir stage'i, step'i ve süreçlerindeki her bir adımı konteyner olarak tasarlayabiliyoruz. Hybrid multi-cloud ortamlarında bize çok şey katmakta. Çünkü bizim için bu ortamlardaki hybrid multi-cloud'daki önemli şey taşınabilirlik ve migration durumları. Konteynerlerde bizim için bu herhangi bir ortamda çalışabilme özelliği sayesinde çok büyük destek oluyor. Aynı zamanda da yeni nesil teknolojilerde işte cloud native gibi, bulut bilişim gibi bu teknolojilerde de uygulamamızı bu teknolojilere ayak uydurmaya sağlayan temel teknoloji olarak karşımıza çıkıyor. Docker nedir? Docker'a çok girmiyorum ama bizim için önemli olan biraz önce gördüğümüz buradaki container engine katmanının Docker engine olması ve Docker'da bizim için aslında birden fazla komutu bizim için script olarak çalıştıran ve benim için sadece Docker run Nginx dememle bir Nginx server'ının container haline gelmesini ve bilgisayarın çalışmasını sağlayabiliyorum. Bu da bir local host'una çalışan Docker container çalışmış bir Nginx'in screenshot'ıydı. Peki uygulamayı nasıl paketliyorum? Benim burada nokta gördüğünüz bu benim context'im. Yani kendi folder'ıma giriyorum. Folder'ımın içinde bir Docker file adında bir dosyam var. Docker build deyip my app adında bir isim veriyorum. Versiyon 1 diye tagliyorum ve bulunduğum dosyaya klasörü verdiğim zaman benim buradaki o klasördeki uygulamam Docker sayesinde paket haline getiriyor ve my app adında bir image'a dönüşüyor. Daha sonrasında ben bu my app image'ını da bir repository register'e pushluyorum ve bundan sonra bu register'den herkes, yani benim eğer public olursa herkes, private olursa benim yönlendirdiğim ortamlar bu image'a ulaşarak uygulamaya kaldırabiliyorlar. Şimdi aslında cloud native kayda alınıyor sanırım. Bir soru geldi. Host arkadaşlar da ilgilenebilirse sevinirim. Bizim için ama tabii ki de bir container cloud native demek değildir. Container bir teknolojidir. Bir tane teknolojidir. Container'e haline getirmek. Ancak cloud native bir teknolojiler kümesidir.
Ve bunlardan en önemlisi de 12 Factor App adını verdiğimiz Cloud Native Application geliştirme metodolojileridir. Aslında Cloud Native'in Cloud Native Computing Foundation adında bir foundation'ımız var. Kendi açıklamalarında diyorlar ki Cloud Native teknolojileri şirketleri scalable uygulama build etmek için, run etmek için güçlendiren teknolojilerdir ve biz bunu herhangi bir environment'ta dinamik olarak dinamik environment'larda yapmalarını sağlıyoruz. Bu public olabilir, private olabilir, hybrid cloud olabilir, önemli değil. Bu cloud ortamlarında müşterilerimizin, şirketlerin, organizasyonların scalable application'ları yapmalarını sağlıyoruz. Bu bir teknoloji grubu. IBM'in de aslında burada tek önemli olan, motlarını en önemli bastırdığı yer, uygulamanın nerede olduğu değil, nasıl build edildiği ve deploy edildiği önemlidir Cloud Native'de. Biz bir uygulamayı yaparken nasıl yapıyoruz, bu uygulamayı nasıl paketliyoruz, nasıl konfigür ediyoruz ve nasıl deploy ediyoruz, bizim için nerede deploy ettiğimizden daha önemli hale geliyor. Çünkü artık herhangi bir yere deploy edebilecek durumdayız. Force 500'deki şirketlerin ortalama cloud kullanımları 13'tü geçen sene. Her bir şirket ortalama 13 farklı cloud ortamı kullanıyor. Böyle bir multi cloud dünyasında biz de artık uygulamamızın nerede olduğundan daha çok herhangi bir yerde çalışabilirim diye bakmak durumunda kalıyoruz. Peki neden cloud native? Ben neden cloud native uygulama geliştirmeliyim de neden daha eski yöntemlerle uygulama geliştirmeliyim? Bir de bu cloud native'in acaba özellikleri neler, nasıl geliştirebilirim? Öncelikle nedenlerine girelim. Bir kere bizim için hız ve scalability katıyor. Safety tabii ki uygulamamızı kodlama ve modellerimize şeklimize bağlı olarak bunlar geliyor. Ancak önemli olan bizim için hız ve scalable olması. İkincisi bizim için yeni gelişmeleri, yeni geliştirmeleri daha hızlı müşterilere ya da ortamlarımıza sunabiliyor olmamız. Bunlar daha küçük ve daha taşınabilir parçalıklar oldukları için bizim için önemli olan bunları olabildiği kadar müşterilere hızlı sunmak. Bunun en önemli özelliklerinden birisi de zaten DevOps süreçleri ve bunun içine dahil gelen Continuous Delivery süreci. Hepsini okumayacağım. Bizim için önemli olan infrastructure artık daha az tahmin edilebilir oluyor. Bizim için daha application katmanına yönelmek istiyoruz. Altyapılar çok karmaşıklaştı ve çok derinleşti. Altyapılar bir şekilde clusterlar halinde yönetiliyor ve biz her seferinde altyapıyı düşünmemeliyiz. Altyapılara rağmen ayakta kalan uygulamalar tasarlayabilmeliyiz. Bizim için önemli olan kısım bu. Altyapı hizmetleri tabii ki de hala devam etmekte. Ancak biz uygulamalarımızı geliştirirken unutmayın bu Cloud Native Application Development Pattern. Bizim önemli olan altyapıya rağmen uygulamalarımız hala ayakta kalabilir mi? Bütün uygulamalarımız disposable'dır. Kapanabilir, durabilir, hata verebilir. Biz bunlara karşı nasıl tepki vermeliyiz? Cloud ortamlarının güvensizliği, network kopmaları, mikroservis mimarisinin birbiriyle network üzerine haberleşmeleri gibi belli süreçlerde bizim acaba bu servislerimiz nasıl bütün bu hatalara rağmen ayakta kalabilir? Nasıl daha robust bir sistem oluşturabiliriz? Cloud Native oluşturan 4 büyük parça. Bunlardan ilki DevOps süreçleri. DevOps sadece tool'lardan oluşan bir süreç değildir. DevOps'un içinde kültür de vardır ve organizasyon şeması oluşturma da vardır. Biz DevOps kültürünü oluşturmak zorundayız şirketimiz içinde. Neden DevOps'a ihtiyacımız olduğunu bir anlatılmalı. Takımlarımızı ve organizasyon şemamızı DevOps'a göre oluşturmalıyız. Yani development ve operasyon ekiplerinin birlikte çalışabileceği şekilde, daha uyumlu çalışabileceği şekilde. Ve bütün bunlar olduktan sonra artık DevOps teknolojilerini dahil edebiliriz. CI/CD tool'ları, testing tool'ları, automation tool'ları gibi. Ancak bu döngüyü kusursuz şekilde yakalamak için kültürümüz ve organizasyonumuzun buna hazır olması lazım. İkinci olarak Continuous Delivery, DevOps'un aslında CI/CD ayağının bir parçasıdır. Durmadan uygulamalarımızı müşterilere ya da ortamlarımıza deploy edebilmeliyiz. Bu çok önemli çünkü cloud'daki her saniye para demek. Ve bir yandan baktığımızda en temelde bizim için ne kadar hızlı süreçler o kadar verimli süreçler demektir. İkinci bakış açısından da müşterilere daha hızlı ulaşabilmek,
ben her release cycle'ım için 2 hafta, 4 hafta beklememeliyim. Bug fix'im için hafta sonu beklememeliyim. Düzenli olarak istediğim anda, istediğim update'i kafamda bir soru işareti olmadan çıkabilmeliyim. Ve bunu çıkarken de kodumdan uygulama imajıma kadarki sürecin automated ilerlemesini istemeliyim. Ancak bunu yaptığım zaman buluttan en iyi verim alabilirim. Bu yukarıdaki ikisi biraz daha süreçlerle bağlıydı. Alttaki ikisi de biraz daha application'lar ve teknolojilerle bağlı. Mikroservis mimarisine geçmeliyim. Zorunda mıyım? Tabii ki de her uygulama mikroservis mimarisine uygun değildir. Ancak mikroservise geçebiliyorsak geçmeliyiz. Mikroservisin kattığı çok fazla ve yönetimsel olarak çok fazla artı var. Loosely coupled application dediğimiz birbirine müdahale etmeden, birbirine zarar vermeden ayakta kalabilen uygulamalar. Ve bu mikroservisler bizim için uygulamamızı geliştirmeyi, takımlarımızı yönetmeyi, projelerimizi Agile'a ve DevOps'a oturtmamızı kolaylaştıran mikroservis mimarisidir. Mikroservise geçersek Cloud Native'e daha yakın oluruz. Ve son olarak da container teknolojisi. Bu olmazsa olmazımızdan. Container teknolojisi bizim uygulamamızı herhangi bir ortamda çalıştırmamızı sağladığı için container teknolojisi olmadan Cloud Native uygulama geliştirmemiz pek de mümkün olmuyor. Cloud Native konseptlerinden biraz bahsedersek, Disposable Infrastructure dediğimiz infrastructure her an her şey olabilir. Bizim için infrastructure kalıcı bir şey olmamalı. Çünkü biz multi-cloud dünyada yaşıyoruz. İzolasyon çok önemli. Uygulamaların birbirinden izole olması lazım. Hepsi aynı ortamda çalışsa bile birbirlerine dokunmamaları gerekiyor. Hem network olarak, hem proses olarak, hem file system olarak. Çok hızlı scale olmalı lazım. Bu demektir ki çok hızlı start time'lar olması lazım. Scalability sadece uygulamanın sayısını arttırabilmek demek değildir. Bunu ne kadar hızlı arttırabiliyorum ve var olan ortama ne kadar hızlı tepki verebiliyorumdur. Benim herhangi bir tatil gününde, bir kampanya gününde eğer müşteri talebim bir anda %80, %90 anında çıkıyorsa benim bu tepkiye anlık, bu etkiye anlık bir tepki verebilmem lazım ki uygulamanın erişebilirliği hala ayakta kalsın. Ve bunu saniyeler içinde yapabiliyor olmam gerekiyor. Mimarlar değişebilir. Uygulama ayakta kalmalı. Cloud servislerin olabildiği kadar kullanmalıyız. Çünkü cloud servisleri biraz önce bahsedilen SaaS servisler ve PaaS servisler aslında bizim uygulama mimarisi açısından ya da uygulamamızı yönetmemiz açısından büyük kolaylık sağlamakta. Her şeyi biz yapmalı mıyız? Her şeyi biz yapabiliriz tabii ki de ama bu zaman demek. Bazı şeyler hazırda servis olarak sunulduğu zaman bunların da aslında bize değer kattığının farkına varmamız gerekiyor. Polyglot önemli bir kavram. Kesinlikle şart olmasa da bu yapılabilir olması bizim için çok büyük bir avantaj. Polyglot çok dilli uygulamalar demek. Biz artık mikroservis mimarisine geldiğimiz zaman mikroservis mimarisinde servislerimizin hepsini farklı dillerde yazabiliyoruz. Bu sırf keyfi olarak tabii ki de yapılan bir iş olmamasına rağmen ilk olarak takımların kendini rahat hissettikleri dilleri kullanmasını sağlıyor. İkinci olarak her business logic için aslında verimli olan bir dil vardır. Çok hızlı işlemler, input output işlemleri yapılan diller için belki de daha low level ya da asenkron diller kullanacakken web servisler için biraz daha altyapıda sağlam API server dilleri kullanılabilir, tercih edebilir. Her dil her şeyi yapabiliyor olmasına rağmen her dilin iyi olduğu ve daha başarılı olduğu belli şeyler var. O yüzden bir e-ticaret sitesindeki recommendation engine'inizi sırf e-ticaret sitesinde Java ile yazdığınızda Java ile yazmak zorunda değilsiniz. Şu anda yapay zekada en popüler olan dil ve kütüphaneleri de çok iken Python kullanabiliyorken siz bütün sisteminiz Java ile yazdığınızda Java ile gitmek zorunda kalabiliyorsunuz. Monolitik uygulamaların en büyük problemlerinden. Mikroservislerde ise uygulamanız Java olabilir, bütün mikroservisleriniz Java olabilir ancak sadece bir tanesi, sadece recommendation engine'inizi calculation yapan servisiniz Python ile yazılabilir. Ve Cloud Native uygulamalarda bu bize bir katma değer olarak sunuluyor. Ve kültür değişikliği. Bu kültür değişikliği önemli çünkü biz artık daha hızlı, daha çevik bir döneme geldik. Yaklaşık 2005'ten, 2001'de başlayan Agile metodolojinin 2005'te iyice ortamlara gelmesi, üstüne DevOps gelmesi. Bizim süreçlerimiz hızlı, müşterilerimiz çok taleplerde bulunuyorlar ve hızlı taleplerde bulunuyorlar. Olabildiği kadar bu tepkilere, bunlara hızlı tepki verebilmemiz lazım, bu isteklere, bu taleplere. Ve bunu yapabilmek için de yeni yöntemler kullanmamız lazım. Bu da var olan eski
sistemleri, eski kültürümüzü değiştirmemiz demek oluyor. Bir yolculuğa bakalım. Cloud Native'e nasıl gireriz? Bu Cloud Native Computing Foundation'ın kendi öne sürdüğü yolculuklardan. Aşağıdaki linkten siz de buna ulaşabilirsiniz. İlk başladığımız yöntem containerization, Dockerization'a deniliyor bazı yerlerde. Ama Docker bir software. Biz biraz daha container herhangi bir container haline getirebiliriz. Önemli olan OCI dediğimiz Open Container Initiative standartizasyonuna uyumlu olan, OCI standartına uyumlu olan container tool'ları kullanmak. Çünkü şu anda birazdan geleceğimiz Kubernetes'ler, Docker ve herhangi bir container tool'ları bu OCI uyumluysa eğer çok fazla ortamda çalıştırılabiliyorlar. İlk olarak uygulamamızı container haline getiriyoruz. Mesela Docker'la ve bunu tutuyoruz. Sonrasında biz bu container haline getirdiğimiz uygulamamızı CI/CD süreçleriyle bir sürece dahil ediyoruz. Bunun içinde ne vardır? Ben kodumu Git reposundan image registry'ime kadar nasıl bir automated süreçle başlatırım? Kodumu deploy ettikten sonra testlerim başlar. Testlerden sonra belki de staging branch'ine merge derim. Orada benim UAT testlerim başlar. Sonrasında her seferinde image'larımı build edip image registry'ime pushlarım ve bütün bu süreçler automated olur. Eğer arada herhangi bir hata alırsam bu hatam tabii ki de pipeline'ımı durdurur ve bana bir notification verir. CI/CD süreçlerinden sonunda tabii ki de bunun sonunda ucuna gittiği nokta, biz artık Docker'ı normal local VM'lerde ya da herhangi bir cloud VM'de kullanmıyoruz. Bir orchestration üstünde kullanıyoruz. Şu anda da open source olarak en public olanı Kubernetes. Kubernetes biraz mainstream olduğu için burada ondan da bahsediyoruz. Aynı zamanda Cloud Native Computing Foundation'ın içinden çıkan bir proje. Örnek olarak Kubernetes'e devam edelim. Container'ımızı CI/CD süreçte sonunda Kubernetes'e deploy ettik. Ve bu deploy ettikten sonra tabii ki de bu day one operations deploy ettik ve uygulamamız çalışıyor. Ancak çalıştıktan sonra binlerce uygulamamız var ve bunları iyi bir şekilde takip edip analiz edebilmeliyiz. O yüzden bunun bir sonraki adımı bu observability ve analysis tool'larını entegre etmek. Bundan bir sonraki adımımız service proxy ve mesh dediğimiz uygulamalar. Bunun içinde en önemlisi Istio'dur. Istio'da bizim bütün çok fazla olan container dünyasında, containerimizin olduğu çok fazla bir ortamımızda bizim network'ümüzü en güvenli şekilde gözlemlememizi ve konfigür etmemizi sağlayan bir yapı. Bundan sonra network policy'ler ve distributed database'ler geliyor. Tabii eğer ihtiyaç varsa. Ve bu böyle devam eden bir yapı. Gördüğünüz gibi aslında burada bahsettiğimiz şey sadece bir uygulamayı geliştirmek ya da bir konteynerine getirmek değil. Burada bir süreçten ve bir yolculuktan bahsediyoruz ve buluta hazır olabilmek için aslında bütün bu süreci yavaş yavaş ilerleyebiliyor ve bunu dahil etmek için hevesli olmamız gerekiyor. Hasan Bey, evet. Sesimi duyabiliyor musunuz? Birazcık evet. Bir açtık da son süper tabii olur. Ki son slide'ım. Tamamdır. Son olarak da 12 Factor App aslında bu uygulamayı geliştirirken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? 12 bu alttaki linkten de siz de ilgilenirsiniz bakabilirsiniz. 12factor.net'te detaylı olarak açıklıyorlar. Ancak bu 12 kural bizim uygulamayı geliştirirken uygulamamızın bulut ortamında taşınabilirliğini, hızlı bir şekilde ayağa kalkmasını ve diğer uygulamalarla kolay bir şekilde entegre olabilmelerini sağlayan kurallar. İlk başta single code base'e başlayıp aslında bütün her şeyin admin proseslerle de sürdürülmesi gerektiğini savunan böyle bir akışımız var. Detayına girmiyorum süremizi açtığımız için. Eğer bunun detayına bakmak isterseniz de 12factor.net'ten bakabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz bu detaylı ve daha teknik sunumunuz için. Şimdiki konuşmacımız Umut Bey. Umut Bey, Cimri.com'un CTO'su. Aslında onu takdim ederken ben şeyi de merak ediyorum. Şu anda tarih olarak 4 Kasım'dayız. Yaklaşık tam bir hafta sonra da Türkiye'nin en yoğun e-ticaret gündeminin olacağı bir yapı varken özellikle e-ticaret şirketleri şu anda muhtemelen böyle mesai kavramı olmaksızın yoğun bir şekilde çalışıyorken Umut Bey'in burada gelip sunum yapabilme lüksü aslında birazcık da cloud'un bir avantajı olarak düşünüyorum. Doğru muyum? Deyip sözü Umut Bey'in sunumuna bırakayım. Teşekkür ederim Koray. Doğru. Hem cloud'un avantajı hem de tabii ki yoğun bir mesai çalışması. Bazı şeylerden feragat etmek.
biliyorsun küçük bir kızım olmasına rağmen çok fazla zaman ayırmaya çalışıyorum ama iş biraz daha ağır basıyor bu dönemde. Çok fazla bekletmeden başlayayım ki süreyi ihlal etmeyeyim. Ben de bir ekran yansıtıyorum. Öncelikle herkese merhabalar. Ben Umut. Cimricom'un CTO'su olarak görev yapıyorum. SmartCon'a bu güzel daveti için teşekkür ederim. Hem ülkemize hem İzmir'imize de yaşanılan kötü durumdan dolayı üzüntülerimi, dileklerimi ifade ederim. Öncelikle Cimricom nedir onunla başlayalım. Cimricom Türkiye'nin lider e-ticaret ürün ve fiyat karşılaştırma sitesidir. 2008 yılında kurulmuştur. 2011 yılında iLab Ventures tarafından satın alınmıştır. Bünyesinde 500'den fazla e-commerce mağazasını barındırır. 45 milyondan fazla ürün, 60 milyondan fazla teklifi gösterir. Son kullanıcıya servis eder. Bunları karşılaştırır, kıyaslar ve kararı son kullanıcıya bırakır. Günlük yaklaşık 1 milyara yakın data işler. Türkiye e-ticaretinin datasını işliyoruz aslında. Elimizdeki veriyle de kullanıcılarımıza anlamlı bir data grafisi sunuyoruz. Fiyat geçmişi ve fiyat alarmı gibi majör özelliklerimiz var. Fiyat geçmişine bakarak kullanıcılarımız 11-11 döneminde, Black Friday döneminde gerçekten bir üründe indirim mi var? Yoksa yok mu? Hani başka bir tabir kullanmadan söylemeye çalışıyorum. Bunu görebiliyorlar. Fiyat alarmı sayesinde de istedikleri anda bunun bildirimlerini alıp yani ürünü daha mantıklı fiyatlara alabilmenin güzelliğini yaşıyorlar. Çünkü bir ürünü internette birçok fiyata bulabiliyorsunuz. E-ticaretin hacmi günden güne büyüyor. Bizim trafiklerimiz günden güne büyüyor. Aslında kredi kartı kullanım oranları günden güne artıyor. Genç popülasyon arttıkça ve mevcut yaşadığımız pandemi döneminde sayarsak birçok şeyi izole olmak adına evden idare etmeye çalışıyoruz. Bu da yani e-ticarette şöyledir. Senenin son 2-3 ayı aslında ilk 8-9 ay kadar yapılan cirolar yapılır. Tam bir alışveriş çılgınlığı dönemidir. Bu alışveriş çılgınlığına da biraz aslında detaylı bakmakta fayda var. Nasıl bir boyutta, nasıl bir hacimde? E-commerce'in durumundan bahsedelim. Hacmine, ödeme yöntemlerine ve 2019-2020'deki sipariş karşılaştırma kısmına biraz bakmak istiyorum. Burada da Ticaret Bakanlığı'nın kurmuş olduğu e-ticaret bilgi platformu var. Detaylı olarak oradan bu bilgileri edinebilirsiniz ama ben 2-3 slide'la anlatmaya çalışacağım. E-ticaretin hacmi 2019-2020'ye baktığımızda korkunç bir büyümenin olduğunu görüyorsunuz. Yaklaşık %64'lük. 2020'nin ilk 6 ayında gene dominasyon kartlı işlemlerle yapılıyor. Ama burada dikkatinizi çekmek istediğim nokta hali hazırda kapıda ödeme. 3.4 milyar TL'lik çok çılgın bir oran. Ve sipariş adetlerini karşılaştırmasına baktığımızda da 2019-2020 ilk 6 ayda %52'lik bir büyüme oluşmuş durumda. Bunun nedeni hem pandemi hem son internet kullanıcısının artışta olması. Evet, trafik büyüyor. Yani biz de büyümek istiyoruz. Dünya büyüyor. Daha fazla kullanıcıya daha fazla feature göstermek istiyoruz. Ve her şeyden önce son kullanıcı bu karşılaştırmayı yapmadan bu kararı vermesini istiyoruz. Bu da neyle mümkün oluyor? Fazla kullanıcı, fazla data ama aldığınız datayı iyi analiz ederek iyi ürün çıkartmaktan geçiyor. Bu iyi ürünleri çıkarttığınız zaman da ister istemez doğru orantılı olarak da iyi işler yapmış oluyorsunuz ve büyütüyorsunuz. Ve kapı açıldı. Bu 11-11 Black Friday döneminde bütün şirketlerin tepe yöneticileri yüksek trafiği kaldırmanızı beklerler. Teknik ekiplerden en büyük beklenti budur. Herhangi bir satürasyona mehal vermeden
geçirelim. Kazanabileceğimiz kadar fazla parayı kazanalım. Ama bu biraz normal postmodern data center yöntemlerinde, hosting yöntemlerinde çok meşakkatli olan durumlar. Şöyle tarif etmek istiyorum aslında grafiği. Bu bizim geçen sene normal rutinde giden Kasım ayı istatistiğimiz. Trafiğimiz devam ediyor. 11-11'e geldiğinde %50, %110'u görüyorsunuz. Tamam geçti artık bu tepe noktadır dediğinizde arkasına Black Friday geliyor. %160'lık bir büyüme oluyor. Yani bir büyümenin olacağını biliyorsunuz ama ne kadar bir büyümenin olacağını bilmiyorsunuz. E-ticaretin biraz tsunami dönemidir aslında bu dönemler. Ve en önemli şeylerden birisi cloud'da koşmadığınız dünyada data center'larda elinizde fix bir kapasite var. Ve bu kapasiteyi kullanmaya başlıyorsunuz. Ama bu peak dönemlere yaklaştığınızda ya bize böyle bir trafik gelecek. Proaktif davrandınız. Dediniz ki %100 büyüyeceğiz. Tamam ona o şekilde bir makine yatırımı yaptınız. O şekilde bir makine parkuru yatırımı yaptınız. Ama 11-11 geçti, Black Friday geldi. Tekrardan büyümeye ihtiyacınız olduğunu gördünüz. Ne yapacaksınız? Mecburen tekrar alacaksınız. Tekrar aldınız. Aldıktan sonra olan durum biraz vahim. O da şöyle oluyor. İlk şeyde grafide gördüğünüz gibi yüksek kapasiteye ulaştınız. Sonra o kapasiteyi bir daha kullanamıyorsunuz. Yani en yakını Cyber Monday olabilir bir tık. 14 Şubat olabilir. Biraz daha hareket ama bu hareketler olmayacak. Ama siz o yatırımı yapmak zorunda kaldınız. Halbuki cloud'da koşuyor olsaydınız, autoscaling modda olsaydınız o zaman işler bambaşka bir hal almış olacaktı. Biraz da Cimri'nin mimarisinden bahsetmek istiyorum. Cimri nasıl bir envanterdi? Cimri message driven bir mimariye sahip, %100 mikroservislerle koşan bir teknolojik altyapısı var. Multi data store kullanır. %75 autoscale moddadır. Bazı şeyleri autoscale yapamadığımız için o da tamamen cloud üzerinde koşar. PaaS servislerle çok aşırı neşirdir. Çünkü o PaaS servisler bizim development cycle'ımızı çok hızlandırır. Neden cloud'u seçmeliyiz kısmında da 5 ana başlıkta toplamaya çalıştım. Elastik kapasiteler, hızlı geliştirme ve deployment. Herhangi bir ilk yatırım yapmanıza gerek yok. Direkt olarak başlayabiliyorsunuz. Kullandığınız kadar ödüyorsunuz. Ve en büyük alameti farikalarından birisi otomasyonlar. Elastik kapasitenin kastımız dakikalar içerisinde yatayda da dikeyde de büyüyüp küçülebilme imkanınız. Herhangi bir ön koşula kayda gerek yok. Kaynaklarınızı kendi ihtiyaçlarınıza göre optimize edebiliyorsunuz. Beklenmedik pikleri yani bizim ve e-commerce'ın genel trendi belki medyadan da örnek vermek gerekirse seçim dönemleri beklenmedik pikleri de daha kolay şekilde yönetebiliyorsunuz. Hızlı geliştirme ve deployment kısmında mevcuttaki infrastructure'ınız, altyapınız size bir bariyer oluşturmaz. Yeni çözümleri çok kolay test edebilirsiniz. Hatta bununla ilgili kendi provider'ınızın account manager'larıyla, teknik account manager'larıyla ilgili görüşmeler yaparak kredi taleplerinizi yapabilirsiniz. Kredi alabilirsiniz, ücretsiz eğitimleri alabilirsiniz ve çok hızlı şekilde aslında sizin günlerce, haftalarca yapacağınız Ar-Ge yerine bir iki günde öğrenip bu çözümleri uygulayabilirsiniz. Burada şu önemli, bu çözümleri ne kadar hızlı uygulayacağınız çok önemli. Çünkü artık 10 yıllık sistemleri kurmak gibi bir dünyada değiliz. Çok hızlı değişiyoruz. Teknoloji çok hızlı değişiyor. Bundan 3-5 yıl önce konuşmadığımız teknolojileri şu an konuşuyoruz. Belki 3 sene sonra çok farklı teknolojiler kullanacağız. Onun için bu yatırımları daha 3 yıllık, 4 yıllık yapmakta fayda var. Herhangi bir ilk harcamaya gerek yok. Herhangi bir iptal iade bedeli yok. İstediğiniz anda çıkabiliyorsunuz. Herhangi bir söz vermiyorsunuz. Ve çok temiz bir fiyatlandırma modelleri var. Ve internette açık public kaynaklardır. İstediğiniz makineyi hesaplayıp şu kadar ödeyeceksiniz diye öğrenebilirsiniz. Ve ek olarak bu commitment'ları yaparsanız yani bir sürü cloud provider var. İşte bir senelik, üç senelik commitment rezervasyon yaptığınızda bir de üstüne üstlük indirim alırsınız.
Ne kadar kullanırsanız o kadar ödersiniz ve bu kullandığınız şeyleri dolarla değil aslında sentlerle hesaplıyorsunuz. İstediğiniz kadar data transferi yapabilirsiniz, istediğiniz kadar storage kullanabilirsiniz ve bunların her birisi ayrı olarak hesaplanır. Otomasyon ve tekrar kullanılabilir komponentler çok önem taşıyor. Bir sürü şeyi otomatize edebiliyorsunuz. Daha iyi yönetim tool'larına sahipsiniz. 11.11 için kurduğunuz komponent sistemini Black Friday'de de çalıştırabilirsiniz gibi bir sürü şeye olanak sağlıyor. Ve tekrar tekrar bazı şeyleri yapmaktan kurtuluyorsunuz. Cloud servislerinde hani kim neyi yönetiyor kısmını biraz görmekte fayda var. Traditional IT'i hosting firmalarında veya postmodern data center'larda çalışan şirketleri tam olarak tarif ediyor. Infrastructure as a service, işte platform as a service, serverless ve software as a service kısmında aslında %100 cloud kullanan firmaları ifade ediyor. Buradaki en güzel tabir aslında şu, sizin bir derdiniz var ve derdinize cloud provider'ı ortak ediyorsunuz. O derdin bir kısmını ona bırakıyorsunuz ücretin mukabilinde. Bu da sizin işinizi çok kolaylaştırıyor, hızınızı arttırıyor, performansınızı arttırıyor. Son kullanıcıya daha hızlı temas ve dokunmanızı arttırıyor gibi. Son olarak non-cloud bir uygulamayı cloud haline getirmek için bazı adımlar var. Bundan bahsetmek istedim. Konteynerlerde koşabiliyor olmanız lazım. Bir önceki sunumda Hasan Bey detaylı anlattı. İzole olabiliyor olmanız lazım. Stateless olması lazım. Servisler ortak disklerde konuşmalı. Kendi üzerinde veri barındırmamalı. Ve bir süre hibrit olarak devam edip test sistemlerini orada inşa edip daha sonrasında production'a geçiş aşamasında tamamen cloud provider'ınıza geçmekte fayda var. Burada Cimri nerede diye sorarsanız Resilient'la Native arasında bir yerdeyiz. Aslında Native'in getirmiş olduğu her şeyi yapıyoruz ama PaaS servisler kullanıyoruz. PaaS servisleri kullanmanın da handikapı biraz sizi çok da native yapmıyor olması. Cloud native deyince benim kafamdaki tek şey musluğu çevirdiğin anda yarım saatte başka bir cloud provider'da sistemini inşa edebiliyor olman lazım. Biz yüzlerce mikroservis kullanıyoruz. Kullandığımız PaaS servislerin bunlara biraz bağımlılığı var. Oradaki o dependency çözüldüğü anda yani %10'luk bir kısım işte. O çözüldüğü anda aslında biz de %100 cloud native olup uygun fiyatı bulduğumuzda herhangi bir provider'a geçiş sağlayabiliriz. Çok geniş bir konu ama böyle küçük küçük dokunmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Sunumum bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umut, sunumun için çok teşekkürler. Dinleyicilerden bir soru var. Aslında tam da senin sevdiğin tipte bir soru. O yüzden hızlıca sormak istiyorum sana. Diyor ki izleyicimiz, genellikle mezun oldukları okullardan dolayı insanlar red diyebiliyor veya İK departmanı direkt bir duvar oluşturabiliyor. Sen işe alırken, ben biliyorum çok gençler ve yeni mezunlarla çalışmayı çok seviyorsun. Ve orada aslında üniversite veya bölümlerine de çok dikkat etmeden iş alımlar yapıyorsun. Sen mesela bu arkadaşlar Emre'ye ve Emre gibi düşünen arkadaşlara neler tavsiye edersin bu konuda? Şöyle örnek vereyim kısaca. Ben kendim mühendisim ama development tarafında yani software developer olmak için mühendis olmaya gerek yok. Bu işe gönül vermek, farklı şekilde düşünebilmek yetisine aslında bu yetiye sahip olan herkesin bu işi yapabileceğini düşünüyorum. Şu anda da baktığınızda dünyanın devleri işte Facebook, Twitter, Amazon gibi firmalar artık mühendislik diploması aramıyorlar. Çünkü birçok yani şu anda benim kendi departmanımda 7 tane son sınıf öğrencisi arkadaşım var. Çok iyi developerlar, mezun olamıyorlar. Neden? Okul onları tatmin etmiyor. İşte gördükleri şeyler onları daha çok tatmin ediyor. Okulun
okuldaki derslerin, yani teorinin çok önemi var. Çünkü o yaptığınız işteki pratiği besleyen şey. Ama şey gibi düşünmesinler ya, ben mühendislik fakültesi mezun değilim veya ben şu işte şu okuldan mezun değilim gibi düşünmesinler. Benle istedikleri anda iletişime geçebilirler. Bu işe gönül verdiklerini gördüğüm anda da o yatırımı yapmaya çalışırım. Ki bu şekilde olan bir sürü developer'ım var bizle birlikte çalışan. Teşekkürler. Ben de bir katkıda bulunayım. Aslında Umut gibi benim ekibim de neredeyse tamamı yeni mezunlardan oluşan ve bölüm veya üniversite bakmaksızın iş aldığımız kişiler. İkimizin de böyle bir uzun süredir belirlediği bir politikamız var. O konularla ilgili Emre, şimdi konuşmaya daha fazla zamanını ayırmayalım ama sen istediğin şekilde bizimle iletişime geçebilirsin. LinkedIn'den, Twitter'dan veya e-mail adreslerimizden. Oradan daha detaylı cevap da vermeye çalışırız sana. Deyip günün son konuşması için teşekkürler Umut. Ben teşekkür ediyorum. Gil Rosen'i takip etmem gerekiyor. For the last session, I would like to welcome Gil Rosen on stage. He's a strategic venture investor and data guru. He will talk about tackling the limits of cloud computing. Welcome, Gil. Hi, thank you. Let me share my screen. All right. So today I'm going to speak about the limits of cloud computing. It seems like the last couple of presentations were about the value of cloud computing, and we'll cover that as well. But there are scenarios where it starts to meet an edge in its capabilities, and in some ways it's been a victim of its own success. So first, a little bit about me. I've got 15 years steeped in data. I started out working as a senior consultant with Informatica, implementing enterprise data and analytics platforms a long time before data was sexy and it was just data warehouses and Cognos charts and things that weren't very fun. I then started Axela, which was a global system integrator based in New York, London, Mumbai, and we design and build enterprise information systems. We'd automate business operations and over the years, as digital transformation, cloud transformation became a business priority, that was a large focus for us as well across the financial services, manufacturing, logistics, and healthcare spaces. I then worked with NG Data. Our company got acquired doing a running strategy and sales. They're a machine learning for real-time and omnichannel marketing. Took some time to study more about venture at the GSP and then founded an angel seed fund. Now I invest in early stage startups, and I've actually been investing in a number of both cloud and edge computing companies. So I want to do a quick evolution of cloud. Some of this I'm sure you guys know and have been hearing to date, but in essence, you know, if you think about it, we started off with on-premise computing in large data centers. They were very expensive and had large IT teams. That kind of then moved towards managed data centers to outsource and manage IT. So we'd outsource our IT and our personnel costs. Then kind of, you know, in the early 2000s to 2010s, we started moving a lot more towards virtualization with VMware and Hyper-V. And in essence, this optimized resource management and allowed you to spin things up much faster by separating the physical machines from business needs. We then kind of saw this rise of cloud infrastructure, right? So big tech, your Google and your Amazon started selling the actual infrastructure they developed for themselves to run at scale. And this was in essence outsourcing physical infrastructure and management to leverage economies of scale. So we had databases, storage archiving, processing transformation, analytics, processing and compute was kind of all of the initial things that were in cloud infrastructure on Azure, Google Cloud, Redshift platforms. We had things like Boomi to do integration in the cloud, Snowflake was databases in the cloud. In the 2010s, there were initially fears of security and of the cost and effort of migration. And it took a while until, you know, we were involved in many of these and we had to convince companies that
Microsoft and Google security teams were probably better than theirs. But again, these were large projects that were very expensive. So rather than shifting all of their old legacy technology around transactions, manufacturing, processing of data, usually it was new tasks that would be moved to the cloud. Things like big data and machine learning analytics around any number of things, whether it was customer management, knowing your customer better through overall analytics and optimization of business operations. After the financial crisis, kind of the large outsourced SIs convinced many people that they could safely and cheaply shift their existing operations into the cloud. And because everyone was cost conscious, we kind of saw a rise of lift and shift of everyone trying to really get to the cloud. Now, startups probably gain the most from this cloud infrastructure timeframe, right? Infrastructure as a service, because for them, it reduced their barrier of entry completely. So instead of having to buy expensive hardware and hire people to manage these data centers for them, anyone could basically start a company in a heartbeat and start developing enterprise scale applications with security and reach. So with all of these kind of infrastructure, we saw the rise of cloud applications, things like Salesforce, CRM, SuccessFactors, Xero, Gmail, Uber, Snapchat. And the idea was that the advantage of a cloud application was that there's no need for upgrades, little IT management, you have global access, it's OpEx versus CapEx, and it's basically cheap infrastructure that you can scale as you need in a highly flexible way. These large platform providers, your Googles, your Amazons, your Microsofts, and Salesforce, wanted people to use more of their platforms for development of applications. They started building platform as a service, which are basically all of these tools that enable people to rapidly develop applications. And kind of we saw this boom of everyone moving to the cloud and everyone seeing the value that Amazon, Walmart, Google, Facebook had by leveraging data and this dream of big data and how if you don't leverage big data, then you're gonna be disrupted, right? Walmart had an incredibly efficient supply chain that was powered by data and analytics. Amazon knew its customers inside out. But you know, once everyone started trying to get to the cloud, we started having the opposite problem. If we're trying to leverage data everywhere, the cloud starts running into its own limits, and we see the rise of the edge, which is data collection everywhere, distributed data consumption, especially now, actually in COVID-19, there's been a very large shift between most data was often consumed and generated within large corporations, and now everyone's working from home and in remote locations. That significantly shifted how data is produced, consumed, and the routing of data. We've got obviously phones and devices everywhere, which are capturing and generating ever more data at higher bandwidths. We've got the rise of IoT, smart everything, appliances, machines. CDNs kind of pioneered this in terms of wanting to ensure optimized delivery of content. So we start to see more computing at the edge as we try to resolve the problems of having too much data everywhere now and people wanting to use data for everything. Let me speak a little bit about some of the limits of the cloud. Before I get into the technical ones, my experience kind of in digital transformation, cloud transformation projects, as well as in discussions I had recently with colleagues at Hitachi and C3 IoT, are that the biggest limit of cloud computer or moving projects to the cloud, especially as a large enterprise, is that it seems like you can do anything now. Compute is cheap, storage is cheap, network bandwidth is often quite fast and cheap. But just because you can do anything, that doesn't mean that it can actually add value. Right, and still most digital transformation and data lake initiatives
fail and falter, because getting everything into the cloud is expensive and time consuming. And you'll often end up with a disorganized mess. Right? If you have terabytes of data from all of your applications in the cloud, you need governance. You need to catalog this data. What's what? What are the relationships between them? And to do that for everything before you have specific use cases is a significant amount of work and money. So ultimately, data needs to be used for something to provide value. An example is C3IoT tries to stream everything to the cloud. For those of you that aren't familiar, they're an IoT analytics and platform. There was an energy use case where they had sensors detecting equipment degradation at one of their customers, and they streamed all the data into the cloud. And the idea was that they could detect if a specific piece of equipment was degrading, and if it was, they could replace it. But the challenge was that even if they could leverage all of the machine learning they needed to detect that degradation, that's actually not valuable, because the downtime of replacing your equipment isn't worth the efficiency gains you would get by having new equipment that's not degraded. Right. So ultimately, you need to ensure that what you're doing is actionable and can provide value. So in this use case, instead, you can look towards optimizing equipment use and smart real-time routing of production to the less degraded equipment. Ultimately, what I'm getting at is that you need subject matter experts, and IT and data scientists are nice, but data scientists are useless without subject matter experts who can define what will actually add value and distill the complexity into something that you can actually take action on. My motto when we would do digital transformation projects and cloud transformation projects was build your infrastructure through value accretive projects. Have very specific projects that you work with subject matter experts you know will create value for your company, and build the infrastructure on the back of those projects little by little, as opposed to building it all up front, because that way you're creating value at every step of the way, and these projects tend to not get cut. And IT then isn't just a call center that when things are tight, finance looks at and tries to cut, but you can very clearly quantify the value of the IT and cloud transformation projects. Ultimately, every single type of project, from our experience, is much better if you partner your data scientists with subject matter experts. And that's basically what all the teams at Facebook and Uber do, is they always have a combination of subject matter experts and data scientists on every team. Next, content. So Jason Shepard of the Linux Foundation has a story about him and his wife having three cats. They got phones with large capacities to be able to send cat videos back and forth. And if he posts a video online, it starts to get hits, then you need to cache it on more servers in the cloud. Then you got to cache it on more servers in the cloud. If it goes viral, then you now need to move the content closer to the subscribers, which is where your CDNs come in, right? That's your Akamai, Cloudflare, StackPath, Rackspace, that are caching content close to the subscribers. As a telco or Netflix, you want the closest you can get is just the cloud edge. And your aim is to bring that content closer to subscribers. But if you have a billion connected people who are sending videos of cats, now it's no longer a problem of caching data and downloading. You've completely flipped the paradigm. And instead of pulling data down, you have all of these data pushing it up. So CDNs are no longer enough. Now you have to push your actual compute and your processing further down, closer to the content producers themselves, as well as the consumers, and whether it's for compression or processing, et cetera. So this idea of just sending cat videos starts to show the need for edge computing versus your traditional cloud computing, where everything would just go to centralized servers, because they simply can't keep up with the new demand for data production and consumption. Next is industrial IoT, right? So as people realize the value of data and you have a preponderance of data everywhere,
you start to have sensors everywhere. So an example is Hitachi bought ABB Power Grids, which provide solutions for high-speed trains, among others. Each train set has 45,000 data points already downscaled. The fleet has 250 train sets, which is generating petabytes a month. You can't stream that to the cloud, and you wouldn't want to. It's too expensive, it would take too long, and you wouldn't be able to do anything and process the data in the cloud fast enough to give you the insight you need, which is mission critical right then and there for whether or not you have an issue with the train engine, whether something is overheating, or you're going to have some sort of failure somewhere. So what you need to do is move the relevant data to the cloud for learning when you're in downtime. This is things like error data, twinning data, so you can create a model of the train itself and build learning around it. But in real-time decisioning, you can't use the cloud, right? And ultimately, this is the same scenario with most machines and robots. Sensor data allows for predictive maintenance. You can optimize your cost, your output, your uptime, your quality. And again, this is where subject matter experts come in, right? It's not enough to just throw data and run a machine learning algorithm at machine and manufacturing robots and sensor data. You need to know what you're optimizing for. And that might change over time, depending on where the company is. If you want to optimize for uptime of your machine, for the quality of the product, for the overall cost of production, for the volume of output. But again, you can't send everything to the cloud for processing due to latency and cost constraints. The beauty of having this data is that it lets you look a level deeper than we've been able to before. Before, we used to look at what will fail. Will this machine fail? Now we can look at why it will fail, what part within it might fail, and either order that part in advance to make sure that we're ready and prepared for a failure, or potentially run things a little bit differently or route things around them so that they don't fail in the same manner. But again, we can't actually process this data and make these decisions in real time in the cloud. We still need to learn in the cloud though, because the learning itself is a significant amount of computation over huge volumes of data, but that doesn't need to be real time. Connectivity. So similarly, we want to bring smart everything everywhere. And we have oil wells that are off the grid. We have manufacturing facilities that are remote and aren't in connected places. We have farms that are, we want to be sensing the temperature, the how much we're spraying, the quality of the soil, and optimize that. We have shipping that we want to be tracking. And these are all things that have really important use cases, but don't have reliable connectivity at all times. So again, we'll need to be able to do some processing and maintenance and management off the grid, and then connect these kind of edge processors, which have stored the relevant data, filtered it, and sent it up to the cloud when necessary. So, next is security, right? So Tesla was recently hacked. There was a gray hack, and the hacker managed to gain control of the Tesla fleet. Now they fixed that issue, and it was they had hired a hacker to do it. But that's quite frightening if you're driving a car and someone takes control of it. We have GDPR requirements that are limiting PPI data set to public clouds and locations. We want to be able to take advantage of location data, but there are concerns about privacy. Similarly, if all of your data is centralized, is leveraging centralized storage and processing, it puts you at risk of a hack, right? So we have Sony, Target, Equifax that were all hacked. Salesforce went down a couple of years ago and people lost their ability to run applications for 24 hours. And that can be a catastrophic failure. So the ability to continue operating, even with cloud downtime, is becoming more and more critical. And lastly, we have increased surveillance and privacy concerns, right? So it's surveillance of individuals, it's corporate espionage. And we increasingly see China, Russia, the US leveraging every means they can for corporate espionage and personal surveillance. So there is hesitancy to be placing everything in the cloud.
And if something never reaches there, then it can't actually get hacked. And lastly is customer experience, right? So we have these, this idea of real-time context-driven experiences, and this is what we were selling at NG Data when I worked there. Consumer expectations are for these seamless interaction and customization throughout their experience. So you want an Amazon experience that you would have in terms of recommendations of things that are relevant for you in a physical store in real time. Maybe when you walk by a shoe store, you'd like to receive offers or you want to be able to send someone offers because there's a better chance they'll convert. You want to be able to measure like actual billboard impressions and track them and send them up for conversion. You want autonomous stores, especially now in COVID. That's becoming a reality where you don't necessarily need to have people who are putting themselves at risk in the stores themselves. Custom content and videos. When you go to watch an advertisement to get a mortgage, knowing who you are in real time, we can now create advertising videos that are relevant to you with the story that would be relevant to you. If you're a father, then it would offer you a mortgage for a house with a backyard versus if you're a bachelor. Real time and machine learning decisioning for your very own tastes and needs and wants. And these are all things that, again, to run machine learning in real time requires something that is not being completely executed in the cloud. You just don't have the latency, tolerances for moving everything to the cloud, and you need to balance between things that are closer to the actual individual themselves. So we have edge computing to the rescue. The CTO of Schneider Electric says edge computing is apparently going to be the perfect technology solution. It's going to be a multi-billion dollar tech market, but no one actually knows what it is. So what is edge computing? And the answer is it's a lot of things. Right, so you start off with literally controllers themselves that are on sensors and devices. This is going to be things like light switches and smoke detectors that have batteries that can last for 5 years. It might be a sensor that's placed on a physical good, like a sticker that's tracked for logistics or asset management purposes. But you know, they don't necessarily have the controllers themselves generally won't have file systems, so they're not full edge computing at this point. Then you have the micro edge. These are things like Raspberry Pi. They're full Linux systems that you can run like TensorFlow Lite on them. And the interesting thing is you can take the same containerized applications that you built for the cloud and actually push them onto these devices. So you can deploy customer specific software as Docker containers. Right, next is this idea of mini edge. Here you have things like that can run NVIDIA Tensor RT. And they need a little bit more power, but they can run more serious machine learning applications. And this is where you'll need kind of critical autonomy would often be here. Similarly, in these types of resources, your personal data and your confidential data never needs to go to the cloud. You can run a lot of the machine learning needs that you'll have for inference and execution on this device. And you've got the medium edge. The medium edge is running, these are industrial PCs or Kubernetes nodes. These are things that are gonna be managing IoT sensors for like a production floor or a set of robots. You then have the heavy edge. These are like actual distributed servers for special tasks. They can process terabytes per day. And you know, if you're accumulating this amount of data like we had in the train example or in a manufacturing plant example, you don't want and you don't need to send all this data to the cloud. In fact, a lot of it probably needs to be thrown out, but you need to maybe keep it for a certain amount of time for regulatory purposes. So you can use these servers for that. If you do need to move data into the cloud for machine learning purposes, this is when you'd use things like Snowball Edge
stack edge. Right, and then finally you have the cloud edge, and this is generally a public cloud within the company itself. And providers are now often offering these AWS, Google, and Microsoft with corresponding edge offers. You have this across the Azure stack, AWS Outposts, et cetera. You've also got mobile edge, so these are things like phones and or cars. They're close to the users. They're potentially very far away in topology to central infrastructures. And then you've also got multi-access edge, right? So 5G is rising now, which means that you now have sensors themselves that can communicate directly with base stations. And again, if you have to wait for latency to go all the way to a centralized cloud, you're going to lose the value of actioning on some of these use cases. So what's happening is you're seeing compute being pushed down and to micro data centers at the base stations themselves. And finally, you have enterprise cloud computing. So as you can see, edge is not one edge. Edge is a continuum where you can process things depending on your actual needs. So let's take a deeper dive into edge computing technical uses. So usually in the IoT or manufacturing types of use cases, you're going to want to do things like filtering sensor data, inference, executing inference on what to do based on a machine learning model and executing that action on an edge computer. But you're going to want to do the learning in the cloud. So your real-time filtering of data, inference and execution happens on an edge, whether it's a machine itself or whether it's at a mini edge or medium edge server that's sitting in the factory floor. But then you're going to take all of the data that's kind of being generated, and maybe at a time when it's cheap, either with Snowball or else in another means, you'll then push it to the cloud as you can. The other use case that you want to think about, should this be on the cloud or on the edge, is my required latency for this operation less than the latency I'm going to have between a cloud computation and a network round trip, right? So these are things like autonomous cars, your algo trading for financial services, equity markets, trains and planes, and various machines. Next is a bandwidth cost issue. Bandwidth obviously isn't cheap, especially when you're generating this much data. So similarly, are your required bandwidth costs going to be greater than the savings you have by processing something in the cloud versus somewhere in an edge, whether it's a micro data center, whether it's an edge that is lighter and closer to a mini edge or a medium edge. And again, machines and manufacturing, trains and planes, et cetera. Your next question is the required reliability and failure implications what are the required reliability and failure implications versus your cloud or network uptime? Right, so can I afford to have any failure? And the answer is, if I'm a trainer or plane, likely not. I need my operation to continue. If I'm a robot manufacturing, likely not. So the mission critical applications physically can't be operated and run in the cloud. They need to be on an edge closer, whereas the non-mission critical can be in the cloud, right? And similarly with remote region anything, if I want to have a remote oil field that is sensing the pipes themselves for overheating, et cetera, degradation of equipment, that's something that's going to need to run on the edge itself and then connect as needed regularly to the cloud, but not depend on the cloud for its operation. And finally, is the security requirements greater than the cost and efficiency savings? Right, so there is a very real cost and efficiency saving in moving things to the cloud from a compute perspective, but you have ramifications around hacking and downtime. Right, you have privacy ramifications, you have sensitive corporate and customer data.
And then even on the power consumption, if you're, for instance, a telco provider or a corporation which has your own data centers, do you want a centralized data or a micro data center? Very often micro data centers, which can be run in trucks, et cetera, have much lower power consumption than centralized hyperscale data centers. So here, HPE kind of categorizes the different types of edge network based on the requirement for management, right? And they have enterprise IT edges, where this is something that it is a core competency of the company itself, and their IT is going to manage these edge networks. You have IoT, where these are more things that are in the field in terms of asset management, et cetera. And then you have operational technology edges, which are people that have not traditionally had to be IT people. That they're the ones that monitor machines and devices in the field, and they may not have a strong technical background, and they're now being introduced to sensors and to edge networks. I'm going to quickly go through some of these, but again, these edge computing use cases, you have them across transportation, where you have autonomous vehicles, trains, and planes for predictive maintenance, power optimization, cost optimization, and healthcare. You might have fitness, glucose, sleep trackers, or remote monitoring by doctors. If you go to a hospital, the average hospital bed has 20 connected devices, each generating considerable amounts of data. The reality is you don't want and you can't have real-time provision of all this data to the cloud for taking action. You're going to want to take action decisioning and execution closer to the edge, but you're still going to want to be sending much of that data to the cloud. But again, at some point, you don't want all the regular normal data. If someone has a regular heartbeat, you don't care about that. You care about the failure scenarios when someone's heartbeat starts to be irregular. So that's the data that you're going to want to send to the cloud, not all the data. Manufacturing, again, optimization for production, for cost, speed, quality, longevity of machine, predictive maintenance, smart farms and ag, energy grids control. We've spoken about a lot of these, retail, financial services, et cetera. And ultimately, when you're an enterprise, you know, it's not all cloud or all edge. You're going to have core things that you own, that you manage, that your IT within your organization manages. You can have things that you're outsourcing to the cloud, and then you're going to have things that are out in the field at any part of the edge. And really, we're looking at a hybrid world. And it's kind of this pushback a little bit from, we've had a long period of centralization. And as we look to deliver these real-time experiences, as per Matt Baker from Dell, we need to move a little bit more towards decentralization. And that also supports a lot of the potential risks around single points of failure and security. So the world is not edge versus cloud. It's a spectrum of decentralization meeting the service level objectives. We want to make sure that, you know, we can meet our SLOs and understand where the delays are coming from an application response time. And by looking at how an application responds across its hardware and software, we can decide where across the continuum of edge and cloud we want to be processing different things. And this is a unique capability that we're now growing to have. So the idea is to process the data in the right place along the continuum of edge and cloud. And then I will pause here for questions. Hello, Jim. I think there is no question for you right now. Thank you for your presentation. You share lots of subjects about cloud computing. Arkadaşlar, cloud session'ımız burada sona eriyor ama gün içerisinden itibaren neler yaptık diye baktığımızda aslında birinci maddede cloud'un evrimi biraz daha şirketler açısından. Şimdi yeni şirketlere veya günümüzdeki yapılara baktığımızda
cloud'da doğanlar var ama mevcut şirketler bu süreci nasıl götürdü? Adımları nelerdi? Biraz onun üzerine konuştuk. Sonrasında ben ağırlıklı olarak sorunları irdelemeye çalıştım. Konferansımda söylediğim gibi avantajından herkes bahsediyor ama gerçek hayattaki deneyimler ve oradaki negatif durumlar veya onlarla nasıl başa çıktıkları bence bizim için çok daha verimli oluyordu. Sonrasında IBM'den Hasan Bey Cloud Native'e giden süreçlerden bahsetti. Bunun bir sürü avantajı var ve aslında step by step gitmek gerekiyor. İlk dakikadan Cloud Native olmak çok zor. Sonrasında da yakın tarihlerde yine Cloud'un en avantajlı olduğu anlardan birini yaşayacak olan Black Friday geldiği için Umut katıldı konferansımıza. O da bir gerçek dünya örneğinden bahsetti. Yaşadığı senaryolardan bahsetti. Sonrasında Jill geldi ve oradaki süreçlerden bahsetti. Bizim session'ımız burada bitiyor ama istediğiniz zaman kendi adıma konuşacak olursam bana sorular sorabilirsiniz. LinkedIn'den, Twitter'dan, Cloud'la ilgili veya başka yardımcı olabileceğim data ile ilgili konular varsa. Programımız 17.30'da tekrar devam etmeye başlayacak. Bir minik ara vereceğiz. 17.30'da Deniz Bağan ile nefes ve beden farkındalığı ile ilgili bir seansımız olacak. Sonrasında 18'de de İstanbul Büyükşehir Belediyesi CIO'sunun ki ben de LinkedIn'de paylaşımlarıyla oldukça takip ediyorum dikkat ederek. Erol Özgüner Bey, İBB'nin teknoloji ekosistemine nasıl katkı sağladığı ile ilgili bir konuşma yapacak bize. Teşekkür ederim.